Anında manşetten iyi akşamlar sevgili seyirciler. Muğla'nın cennet ilçelerinden, dünyaca ünlü ilçelerinden, tatil beldelerinden Bodrum'dayız. Bu akşam yayınımızı buradan yapacağız. Haftanın manşetlerini Bodrum'dan atacağız. Çünkü gündemde Bodrum'un koyları var sevgili seyirciler. Bodrum'da AKP'nin rant ekonomisinin dişlileri altında can çekişiyor adeta. Dört bir yanından haberlere yansıdı. Birçok Cumhuriyet Gazetesi'nde de bunu manşete taşıdık, hatırlayacaksınız. En son Mehmet Cengiz'in inşaat yapacağı, beton dökeceği cennet koyuyla gündeme geldi Bodrum. Ama sadece cennet koyudan ibaret değil, Bodrum'un dört bir yanında çok ciddi anlamda bir rant kavgası var. Detaylarına bakacağız. Bodrum'dayız, Muğla'yı da konuşacağız. Ve Türkiye'nin önemli gündem başlıklarını da yine buradan sizlere aktaracağız. 28 Şubat davasında sevgili seyirciler biliyorsunuz 350 küsür gün oldu, 344 gün oldu. Paşalar, emekli paşalar, emekli generaller tutuklu, adeta hapishanede unutuldular. Bu konuyu gündeme getireceğiz. 28 Şubat neydi? Emekli generaller neden hala tutuklu? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Erdoğan'ın İstanbul mitingine bakacağız. Meydanlar ne söylüyor? Son anketler ne diyor? Siyasi analizler yapacağız. Çok çok değerli konuklarım var. Hızla kendilerini tanıtıyorum ve sorularıma geçiyorum. Sayın Çetin Doğan'ın değerli kıymetli eşi Nilgün Doğan. Hoş geldiniz. Hoş yayınımıza. Bulduk. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili ve aynı zamanda hukukçu Sayın Haluk Pekşen. Hoş geldiniz. Hoş Sayın bulduk Pekşen. Sevgili Tuncay. AKP eski milletvekili Doktor Turhan Çömez. Hoş geldiniz Sayın Teşekkür Çömez. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olunuz. Ve sevgili seyirciler, Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras. Hoş geldiniz Sayın Aras. Çok teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz Bodrum'a. Çok teşekkür ederiz. Sizler sağ olun. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun sevgili başkan. Sevgili seyirciler, yine süremiz sınırlı. Konu başlıklarımız çok. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Sayın Erdoğan Toprak da konuğumuz olacak. Erdoğan Toprak'la ilk kez saat 23 itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam olarak topluma ne söylediğini detaylarıyla konuşacağız. Saat 23'te Sayın Toprak konuğumuz olacak ve CHP ne söylüyor sorusunu çok net sorularla tarımdan ekonomiye, siyasete, dış politikaya bütün bu başlıkları Sayın Toprak'la konuşacağız. Önce 28 Şubat diyelim. Programın açılışında da söyledim, tanıtımlarda da gördünüz. Gerçekten çok zor şartlar altında, ileri yaşlarına rağmen uzun süredir tutuklulukları devam eden generaller var. Neden tutuklu olduklarını birazdan konuklarıma soracağım ama Sayın Nilgün Doğan'a hemen bu soruyu yöneltmek istiyorum. Sayın Çetin Doğan içeride büyük sıkıntı içinde elbette diğer tutuklu generallerle birlikte ama siz de dışarıda bir başka sıkıntı yaşıyorsunuz Nilgün Hanım. Evet. Yeni de değil, Balyoz'da 4,5 yıl Sayın evet. Doğan içeride yattı. Burada bir seneye yaklaştı. Burada bir seneye evet. yaklaştı. Önce sağlık durumunu merak ediyoruz. Nedir acaba bizimle paylaşıyorsunuz? Tabii. Ben öncelikle bize böyle bir fırsatı verdiği için başta Merdan Yanardağ olmak üzere bütün Tele1 çalışanlarına teşekkür etmek isterim burada. Şimdi tabii 14 tane general, 13'ü eşimin silah arkadaşı, komutanları ya da emrinde çalışan arkadaşlar. Ama tabii ben içlerinde en çok eşimi tanıyorum. Onun için ondan biraz söz etmek isterim. Bu rütbelere nasıl geldi? Bir köy ilkokulunda okuyarak, iki öğretmenli bir okulda okuyarak, daha sonra küçük yaşta annesini kaybedip yatılı okullarda asker olma aşkıyla tırnaklarıyla kazarak asker olup işte belli kademelerden geçerek orgeneralliğe kadar yükseldi. Ancak tabii ki askerlik çok zor bir meslek, herkesin bildiği gibi. Özellikle Güneydoğu'da PKK kovalarken 2 sene, 3 ayda bir filan evine uğradığı oldu. Helikopteri delik deşik, farkası delik deşik olduğu zaman bile bizleri üzmemek için
telefonlarda hiçbir şey söylemeden mücadele ederek, ki o sıralarda 1999 yıllarıydı, terör Güneydoğu'da sıfıra inmişti. O kadar canla başla çalışarak bugünlere geldi. Daha sonra da bildiğiniz gibi işte evet, evet, madalya olarak da böyle bizi cezaevlerine yolladılar. Nasıl sağlık durumu şu anda? Sağlık durumu aslında söz etmemizi hiçbir zaman istemiyor eşler. Tabii ki sağlık durumu pamuk ipliğine bağlı. Bir kere yaş nedeniyle sağlığı çok iyi sayılmaz ama. Kaç yaşında şu anda? 40 doğumlu, 82 yaşında. 82 yaşında ve birçok ameliyatlar geçirdi. Şeyden önce emekli oldu, cezaevine girmeden önce 5 damardan bir bypass'ı var. Cezaevi süresince çektiği sıkıntılardan dolayı bypass'lı damarlar tıkandı, stentleri var. Daha sonra çıktıktan sonra geciken bir ameliyattan dolayı bel rahatsızlığı var. Eğilip ayakkabısını giyemiyor. Şekeri var, işte diyabet diyorsunuz tabii doktor olarak. Diyabeti var, yüksek tansiyon sorunu var. Fakat bunların hiçbir zaman gündeme gelmesini istemedi. Hatta diğer arkadaşlarının aksine bu İstanbul'da adli tıp doktorların önüne çıkmadı bile. Çünkü gerçekten fiziken hasta olduklarını gösteren silah arkadaşlarına bile sağlam raporu verdiler. Hiçbiri eşleri dile getirmek istemiyor ama hepsinin daha ağır hastalıklarla, daha ağır hastalıklarla boğuşanlar var. Kanser olanlar var. Alzheimer olanlar var. Onlar için de çok üzülüyor. Ama yapacak hiçbir şey yok. Yani cezaevlerindeki koşulları dışarıdan kimse bilmiyor. Haftada bir geliyor cezaevine doktor. Alınan kanlar çok uzun süre bekletildiği için genelde tahlillerde yanlış sonuçlar veriyor. Onları değerlendirecek doktorlara gitmek için bile dilekçe vermek gerekiyor. Benim eşimin elinde bir beyaz kağıt tomarı ve kalem, sürekli her şey için dilekçe yazmak zorunda. Sürekli her şey için dilekçe yazıyor. Tabii cezaevi koşulları son derece ağır. Şöyle ki tabii ki hiçbir zaman ev koşullarıyla aynı olmasına imkan yok ama bizler hiç alışmamışız. Yani bir trafik suçundan dahi karakola gitmemiş insanlar olarak orada genelde kırılıyoruz. Yani manevi tarafı sizi daha çok yoruyor. Çok herhalde. Yoruyor. Evet. Bildiğiniz gibi değil. Yani mesela bir keresinde şapka götürmek istedim eşime. Çünkü odasının önünde küçük bir havalandırma yeri var. Haftada bir bile çıkarmıyorlar yürüyüşe. Şimdi belki haftada bire dönmüştür ama 3 haftada bir dışarıdaki havalandırmaya çıkartıyorlar. O kendi havalandırma sırasında başına güneş geçmesin diye benden şapka istedi. Bir kep götürdüm, şapka götürdüm. Dediler ki siperliği var, alamayız. Neden? İçinde haberleşme kartı olabilir dediler. Peki dedim, siperliksiz şapka. Adı Takke'dir yani. Takke mi getireyim dedim. Evet. Oradaki gardiyan diyeceğim artık. Gardiyan da gülecek bilemedi. Ama onların da hiçbir suçu yok. Yani şeyden, Adalet Bakanlığı'ndan emirler o şekilde geliyor. Birçok şeyi kantinden almak zorundalar. Kantindeki satılan her şey kalite olarak iyi olmadığı için, eşimin de alerjileri olduğu için. Yani bir çarşaf, bir havlu bile aldırmak için dilekçe yazmak zorunda. Yani gerçekten koşullar çok çok ağır ya ama... Sayın Doğan, bir de şöyle bir durum var. Siz bunu ikinci kez yaşıyorsunuz. İkinci yani kez yaşıyorum. Bir FETÖ kumpasları döneminde 4,5 yıl
4,5 sene, evet, evet, evet. Onun için de bu 14 generalin eşleri arasında ben en kıdemliyim. 4,5 sene Balyoz'dan, işte bir seneye yakında bu 28 Şubat davalarından, ki bu davaların kumpası olduğunu artık herkes biliyor. Evet. Bir Fethullahçı kumpası olduğunu herkes biliyor. Evet, evet, herkes biliyor. Aşağı yukarı işte 106 celse mahkemelere taşındık. O mahkeme salonları bile bir felaketti. Şöyle ki bir grup insanlar tarafından, kimler olduğunu da bilmiyorum, o izleyiciler arasına böyle bir grup 60 kişi, 70 kişi, bazen 100 kişi izleyen kişiler geliyordu. Hepsi tesettürlü. Erkeklerin ellerinde birer tane şey tespih. Şey başlıyor, oturum açılıyor. Hemen hanımlar kucaklarına birer dua kitabı açıyorlar. Okuyorlar, hakimlere, savcılara üflüyorlar filan. Öyle miydi? Duruşmalar böyle. Duruşmalar işte böyle ve evet, evet, ve öğle saatlerinde de hepsine telefonlarına mesaj geliyor. Kumanyalar geldi diye grup olarak çıkıyorlar dışarıda. Yani birileri onları besleyerek oraya taşıyordu. Yani inanılmaz şeyler yaşadık ki duruşmalara da ciddi ciddi gelen tanıklar. Mesela ben Erbakan'ın çok yakın arkadaşı olduğunu bildiğim Şevket Kazan geldi. Ona soru sordular. Dediler ki askerlerden bir baskı gördünüz mü? Gördük dersem dedi. Yukarıda Allah var, Allah beni çarpar dedi. Evet. Ki Erbakan'ın kendisi bile bunu söyledi. Evet. Yani ki onu darbe olmadı dedi. Öyle evet, bir teşebbüs olmadı dedi. Evet. Onu duruşmaya çağıran da karşı tarafın avukatlarıydı. Şevket Kızı'nın avukatı ertesi gün hakime dedi ki, hakim bey, bu adam bunamış. Lütfen ifadelerini dikkate almayın dedi. Sonra Mesut Yılmaz geldi. Mesut Yılmaz dedi ki, yani ben hicap duyuyorum arkamdaki generallerin orduya bu kadar bunca hizmet vermiş komutanların böyle suçlanmasından. Evet, hicap duyuyorum dedi. O arada tesettürlü bir avukat çıktı, dedi ki efendim biz mağdur olduk dedi. Dedi ki mağdur olup kaç sene yattınız dedi. Hiç yatmadım efendim dedi. Esas mağdur arkamdaki komutanlar dedi. Yani gerçekten oraya gelip vicdanı olup da o günleri yaşamış insanlar çok güzel ifadeler, tanıklıklar yaparak. Ama çok güzel ifade, evet, ifadelerde evet, yeterli evet, olmadı. Hiçbir zaman geleceğim yeterli olmadı. Evet. Son bölümde hemen hukukçu vekilimize Sayın Pekşen'e sormak isterim. Sayın Pekşen, nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani hani Nilgün Hanım da özelinde gerçekten ikinci kez böyle bir büyük sıkıntıyı yaşıyor. Bir dönem FETÖ kumpasları, şimdi FETÖ'cü savcıların yazdığı iddianameye dayanarak yine, ama AKP iktidarının parmaklıklar ardına gönderdiği tutuklu paşalar ve gerçekten öz bakımlarını yapmakta bile zorlandıklarını duyuyoruz ileri yaşlarından dolayı. Buralarda da söylememizi de istemiyorlar ama ifade etmek zorundayız. Gerçekten güçlükle kendilerine bakabiliyorlar içeride. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi sevgili Tuncay, bu Fethullahçı yapılanma bir tane işte ilkokul mezunu imamın tezgahladığı bir yapılanma falan filan değildir. Onun Türkiye'yi nereden aldığı ve nereye getirdiğini bugün Türkiye'deki sonuçlara bakınca zaten görüyorsunuz. İşte bugün de sosyal medyada üniversitede akademisyen diye aldıkları ne idüğü belirsiz bir takım tipler fotoğraflarına koymuşlar. O tiplere bakınca direkt Taliban'ı görüyorsunuz. Yani. Taliban, Afgan. Onları koymuşlar, üniversitelere yerleştirmişler. Evet. Ve Türkiye bunu hazmetmeye başlamış. Neleri hazmettirdiklerine bakınca işte o Fethullahçı yapının nereden geldiğine bakmak lazım. İşin o da 1998. 1998 Clinton Endonezya'da diyor ki biz bu İslam ülkelerini tek bir bütünlük altında toplayamıyoruz, kontrol edemiyoruz.
burada savrulmalar oluyor işte. Bir taraftan Kaddafi çıkıyor, diyor ki ya ben kendi ulus devletim içerisinde kendi çıkarlarım doğrusuna hareket edeceğim. Öbür tarafta bu Saddam çıkıyor, o da kendi ulus devletini inşa etmeye çalışıyor. Bütün bunları biz kontrol edebilir bir yapıya taşımamız gerekiyor. Bunun için de mutlaka Hristiyanların, Katoliklerin, Protestanların, Ortodoksların vesairenin hepsinin zaten bir papası var. Onları dini idare edecek olan bir merkezleri var. Ama bu İslam dünyasında böyle bir otorite yok. Evet. O zaman bunu inşa edilmesi gerekiyor. Tam bu açıklamanın 10 gün sonrasında bunların muhterem hoca efendileri dedikleri, şimdi de ne diyorlar? Akla hayale almayacak. Her bir türlü hakareti söylüyorlar şimdi. Muhterem hoca zatı, muhterem hoca efendilerini papa efendilerinin karşısına koyuyorlar. Uluslararası ilişkide, diplomaside mütekabiliyet denilen bir koşul vardır. Yani sizin karşınızdakiyle eşitler arasında görüşmeler yapılır. Yani ne veriliyor dünyaya imaj olarak, algı olarak? Ne pompalanıyor? Fethullah Gülen'le Papa eşdeğer dinler arasında diyalog altında çiziyorlar sonra. Evet. Dinler diyaloğu başlıyor. O sürecin arkasından bu sürece direnebilecek ne kadar kurum, ne kadar kural varsa hepsi yıkıldı, evet, yok edildi. Bunu yıkıp yok edecek olan bir siyasal yapı inşa edildi. Bunu yıkıp yok edecek olan bir yargı inşa ettiler. Buna hizmet edebilecek, delil toplayabilecek kolluk kuvvetlerini de bunun önüne koydular. Evet. Bütün süreç orada başladı. Ben Telekulak davası ilk geldiğinde, ki ben bunu zaman zaman da söylüyorum, benim uzmanlık alanım ceza hukuku değildir. Ceza hukuku içerisine girmemin nasıl girdiğimi de bir gün anlatırım tabii. Böyle itildik adeta. Orada mecbur kaldık bu davaların içerisine girmeye. Girdiğimizde Ankara Emniyet Müdürü bir rapor verdi. Rapor okuduğumda dehşete düştüm. Ve orada raporda aynen şunu söylüyor. Diyordu ki önümüzdeki 15 yıl sonra, bakın raporu 99'da okudum sevgili Tuncay. Bunu zaman zaman anlatıyorum televizyonlarda. O rapor çok meşhur bir, evet, rapor biliyorsunuz. Tabii. Önümüzdeki 15 yıl sonra Türkiye ılımlı İslam devleti sürecini tamamlamış olacaktır diyor. Şimdi o süreç, 99'daki süreç tam olarak aşama aşama ele geçirmelerine devam etti. Önce Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirdiler. Hanefi Avcı işte ve Sabri Uzun o zamanlar vardı. Onlar bir takım tartışmalar, sonra anladılar işin ne olduğunu, ama işlerine geçmiş oldu tabii. Sonrasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'nı ele geçirince bütün kurumlar operasyon yapmaya başladılar. Devletin gelir getiren kurumları öncelikle odak noktalarıydı. Maliye Bakanlığı, arkasından Gelir İdaresi Başkanlığı, sonra Gümrük Müsteşarlığı. Hele hele bir Gümrük Müsteşarlığı'nın ele geçirme hikayeleri var ki saatler süre, evet, anlatmam. Evet. Sonra Türk Standart Enstitüsü'nü ele geçirdiler. Kısacası önce gelir getiren kurumları, istihbarat toplayan kurumları ele geçirdiler. Bunları bir imam mı yaptı? Bir imamın aklı mı kesti bunlara? Değil. Mümkün. Hangi istihbarat örgütünün arkasında olduğunu hepimiz biliyoruz. Evet. Gerçekleri görmezseniz gerçekler ortadan kalkmıyor. AKP'de beraberdi Sayın Bekşen. İşte aynen öyle. Yani kendilerini aklıyorlar şimdi. Tabii ki. İçindeydiniz. Tabii ki. İşte, beraberdiniz, ortaksınız. Zaten işte Abdullah Gül diyor ya, uygun bir savcı bulun, bunları da delillendirin, evet, ve yargılayın diyor. Evet. Ülkenin Cumhurbaşkanı uygun savcı buldurtturuyor. Bir de bu iftiralara delil uydurun diyor ve ondan sonra yargılayın. Sonra da 15 Temmuz günü, Cuma günü önüne dayatılan mikrofona diyor ki büyük sürpriz bekleyin diyor. Ben de soruyorum, bir kez daha Bodrum'dan soruyorum. O büyük sürpriz neydi? Neydi? Hala Abdullah Gül bu ülkede yargılanmadan dolaşabiliyorsa, gezebiliyorsa, Türkiye'de hiç kimse... Adalet niye yok, hukuk niye yok, yasalar niye işlemiyordu? Sormasına gerek yok. Delillendirin, uygun bir savcı bulun dediğinizde geçmiş olsun. Sonrasını anlatalım. Şimdi bu 28 Şubat'ta ilgili o davaya ben de baktım. Oradaki müvekkilim Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. Bu insanların bu ülke için ödedikleri bedeller ve durdukları o onurlu duruş, o Atatürk'ün subayları gerçekten her aklıma geldiğinde insanın tüyleri diken diken oluyor. Sevgili Tuncay, etkilenmemeniz mümkün değil. Bu kadar büyük haksızlık olabilir mi? Evet. 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu diye bir kurul var. Hükümete tavsiye kararı veriyor. Hükümete verdiği tavsiye kararında Milli Güvenlik Kurulu'nun başkanı Cumhurbaşkanı var. Milli Güvenlik Kurulu'na başbakan var. Efendim başbakan yardımcıları var. Dışişleri Bakanı var. İçişleri Bakanı var. Var var var. YPK bakanları var. Hatta bütün bakanlar var. Hatta devletin bürokrasinin tamamı var. Yani yalnızca silahlı kuvvetler değil, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı var, işte Emniyet Genel Müdürü var, var var var. Orada işte irticayla ve diğer terör unsurlarıyla mücadele
kararı alınıyor. Milli Güvenlik Kurulu kararı evet. alınıyor. Şimdi cezaevinde kim var? Yalnızca sınırlı sayıda general var. Peki Milli İstihbarat Teşkilatı bu kararları uygulamadı mı? Uyguladı. Emniyet Genel Müdürlüğü uyguladı mı? Tabii. Uyguladı. Yani MGK kararlarından dolayı içerideyse paşalar, bu adamlar niye dışarıda? Bunlar niye dışarıda? Evet. Evet, bu kadar. Şimdi evet. herkes şunu biliyor ki asıl olan hikaye şu. Siyasal iktidar Türkiye'de korku iklimini devam ettirebilecek ve bunu da kendi seçmenlerine anlatabileceği bir siyasal süreci inşa edip devam ettirmeli. Çünkü iktidarlar bu kadar uzun süre yozlaşmayla iç içe yaşarlarsa, tıpkı Bernard Russell'ın söylediği gibi, ülkelerde kurumlar önce çürümeye başlarsa arkasından kurallar çürümeye başlar. İkisinin çürümesiyle birlikte devlette çürüme hakim olur ve çöker. O zaman bu çökmenin içerisinde herkes kalır, iktidar da kalır. Peki bundan nasıl kurtulabilirsiniz? Bundan kurtulmanızın yolu siz bunları inşa ettirmeden olabildiğince sistematik bir şekilde periyodu devam ettirerek yaparsınız. İşte şimdi birazdan konuşacağız. Sevgili belediye başkanımız da burada. Bodrum'da bir işte tarihi sit alanının, arkeolojik sit alanının geçtiği hukuki süreçte evet. çok canlı bir hukuk örneği anlatacağım. Evet, evet, İnanamayacaksınız. Yani yargı kararlarının nasıl çiğnendiğini izleyeceğiz. Yargı kararı da başka şeylerde. Bu ilk defa, tarihte ilk defa oluyor bu olay. Bugüne kadar daha doğrusu benim bildiğim, ya bir hukukçu olarak bütün hukuk uygulamaları da sıkı takip ederim. Bu Bodrum'daki olay ikinci bir emsali yok. İlk defa çok enteresan bir şeyle karşılaşacağız. Şimdi 28 Şubat'a gelelim. Bir, cezaların infaz edilmesi bile tam bir insan hakkı ihlali. Ya burada hekim var. Hekim var. Bu insanlar hepsi biliyorlar ki burada infaz koşullarının hiçbirisi yok zaten. İki, Anayasa Mahkemesi bile biliyor ki burada adil bir yargılanma yok. Silahların eşitliği ilkesi göz ardı edilmiş. Bu insanlar uydurma bir FETÖ'cü savcının ki boynu devrilsin, o da cezaevinde şimdi. Evet. Kim bilir ne neler geçiriyordur aklından. Bilgili. Evet, yani lanet olsun, adı da batsın. Onunla karşı karşıya geldik sevgili Tuncay. İşte bu kumpas davaları döneminde kendiniz dışarıda tutmakta şansınız yok. Yani sonuç itibariyle hukuk geliyor, sizi buluyor. Yani eğer yasalarla, hukuk, adalet adına konuşmak istiyorsanız kaçma şansınız yok. Meslekte de çok da fazla bu konuda toleranslı olma şansınız da yok. İyi mücadelenin içerisine giriyorsunuz. Kendisiyle karşı karşıya geldiğimizde bana söylediği bir cümle vardı. Ben sevgili Tuncay, biliyorsunuz Ankara'da özellikle bürokrasinin içerisinde çok ciddi bir hukuk emeği olan hukukçuyum. Özellikle işte 1990 2008 yılları arasında kanun komisyonlarında, alt komisyonlarda görev aldım. Kanunlar Kararlar Genel Müdürlüğü'nde görev aldım. Bir sürü devletin yapılanmalarında görev aldım. O görev aldığım dönemler içerisinde kamu bürokrasisini çok iyi tanırım, çok iyi bilirim. Devletin düzenini de çok iyi bilirim. Yani bana bugün devleti söylesinler, sorsunlar, kurumlarıyla, kurallarıyla inanılmaz hatası anlatırım. Çünkü 30 yılımı verdim, 30 yılımı. Meslek kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine, kurumlara, bağlı kuruluşlara, ilgili kuruluşlara falan filan. Yüce Divan'da savunduklarımla, Yüce Divan'da işte mücadele ettiklerimle falan uzun bir devletle ilgili avukatlık ve hukukçuluk geçmişim var. Bana dedi ki, ya Haluk Bey dedi, burada sizin bildiğiniz gibi bir durum yok dedi. Dedim ki, bana bunu izah edin, size söz veriyorum bu davada vekalet almayacağım dedim. Lütfen bana bunu izah ederseniz, ya bu davada benim bildiğim devlet düzeninin dışında bir durum varsa bunu bana izah edin, size söz veriyorum vekalet almayacağım. Diyeceğim ki hiç kusura bakmayın, canınız cehenneme, ben de sizi savunmuyorum, karşınıza geçiyorum diyeceğim dedim. Düşündü düşündü, olmadı. Dedi ki bunu dedi, duruşmada gelip orada ben size izah edeceğim. Duruşmada gelip itirazlarınızı yapın. Sevgili Tuncay, ben ısrarla gittim. Birkaç dilekçe de verdim. Dava ilk geldiğinde de, yani konuyu bildiğim için, bu yargılama hukuku farklı bir hukuk alanıdır. Devletin nerede takdir yetkisi, nerede bağlı yetkisini iyi bilmeniz gerekiyor ki söylediğinizin odağına oturması lazım. Yani bu logolar gibidir. Karşınızda şöyle bir şey düşünün. Hani bu şu eğlence parkları vardır ya. Eğlence parklarında böyle lobutlar çıkarlar, biliyorsunuz. Elinize tokmağı alırsınız, birine vurursunuz öbürü çıkar. Vurursunuz öbürü çıkar. Vurursunuz öbürü çıkar.
Şimdi karşımızdaki fotoğraf böyle bir fotoğraf. Siz hukukçu olarak geliyorsunuz, karşınıza bir iddia koyuyorlar, onu yeniyorsunuz. Balyoz koyuyorlar, yeniyorsunuz. TSK'yı koyuyorlar, onu da yeniyorsunuz. İşte Türk Sanatları Enstitüsü'nü koyuyorlar, onu da yeniyorsunuz. Başka bir şey çıkıyor. Yani bunu öyle bir sistematik olarak devletin kurumlarına enjekte ettiler ki şimdi sokaktaki insanlar da bunların içerisinden kontrolü kaybettiler ve hakimiyetlerini kaybettiler. Hepimiz için geçerli bu. 28 Şubat davasının sokağa çıksanız, sorsanız iddia ediyorum ortalama kültür düzeyinde üniversite eğitimli insanlar dahi şu anda davanın gerçek vahim boyutlarıyla size izah edemeyeceklerdir. Evet. Evet. Bilmiyorlar maalesef. O kadar. Yandaş medyanın da çok farklı propagandası çünkü söz konusu orada. Amaç zaten onu yüklemekti. Yani öyle bir algı yüklemeniz gerekiyor ki o algı, yüklenen algı içerisinde delilleri kolaylıkla karartabilsinler. Bunu Balyoz davasında çok net gördük. Niye? Şimdi sevgili Tuncay, Balyoz davasında sürem bir de evet, lütfen şey yapın. Hızla toparlayalım çünkü çok konu başlıyor. Evet. Şimdi Balyoz davasında bütün deliller havacılık üzerine kurulmuştu. Neden? Çünkü insanlar havacılığı bilmezler. Sokaktaki insanlar bilmiyorlar havacılığın ne olduğunu. Yani iki tane uçak bir kol sisteminde uçuyorlar. Arkada işte kol uçak var, önde lider var. Bizim koldaki uçağımız lideri vuruyor. Ya vay vay diyor, manşet atıyor gazeteye. Evet, iddianame böyleydi. Evet. Bu kadar akıl dışı, bu kadar gerçek dışı, bu kadar zırva. Bunun teknik olarak mümkün olmadığını ancak havacı bilir. Ben de havacılıkla ilgili hukuk alanını bildiğim için bunu çıkıp mahkemede yüzlerine çarptık böyle. Olamaz dedik. Dost uçak ateşlemez. Ateşledi, füzen nerede? İndin aşağıya. Nerede füzen diye soracak sana o uçağı teslim alacak olan yerdeki görevli. Ne cevap vereceksiniz ona? Efendim işte füzem düştü mü diyeceksiniz. Evet. Bu evet. kadar akıl dışı, bu ama kadar ama buna rağmen o davalar devam etti. Güzel. Son cümlemi söylüyorum. Evet. Mahkemede söylediğim bir cümleyi bir kez daha söyleyeyim. O kadar devleti ele geçirdiler ki ve yargılamaları o kadar fütursuzca yaptılar ki, o kadar vahşi yaptılar, o kadar insanlık dışı yaptılar ki, deliller o kadar sahteydi ki ve bunları bilerek yaptılar. Neden? Çünkü şunu vermek istiyorlardı. Şu algıyı yerleştirmek istiyorlardı. Biz bu delillerin sahte olduğunu biz de biliyoruz. Ama sizi o kadar alenen sahte delillerle yargılarız. Hatta hiç delillere de gerek yok. Sizi cezaevlerine tıkarız. Tam 28 Şubat'ta bugün olduğu gibi yıllarca oralarda sürünürsünüz. Hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü biz devleti o kadar ele geçirdik. Algısını yerleştirmek istiyorlardı. Bunu da başardılar. Tam bir güç gösterisi bir aynen anlamda. Kendi bir de Erbakan dönmesini beklediler. Evet. Dava açmak için. Erbakan hayatta olsaydı mutlaka itiraz ederdi yine. Evet, geçmiş olduğu gibi. Etti. Sayın Çömez. Evet tabii etti. Etti. Sözü size vereyim. Bu turda hızla toparlamamız lazım. Ben tabii hanımefendi drama anlatırken bir anlamda geçmişe gittim. Yani 2007-2008 yıllarından sonra yaşadıklarıma gittim. Tabii benim yaşadıklarım biraz farklı. Şu an cezaevinde komutanların yaşadıkları daha da farklı. Ama işin özüne bakarsanız özünde şu var. Hukukun katledilmesi. Herkes bunu farklı açıdan deneyimliyor. Farklı bir perspektiften görüyor. Bana yıllar önce bir programda sorsaydınız, bir milletvekiliyken sorsaydınız, bir ülkenin güçlü olabilmesi için en temel şart ne diye sorsaydınız, ben o gün size askeriye derdim, ekonomi derdim, milli savunma derdim, bir sürü şey sayardım. Bugün hiçbirini saymıyorum. Bir tek şey söylüyorum. Hukuk. Tabii davanın hukuki boyutunu Haluk Bey gayet güzel izah etti. Ben buradan meslektaşlarıma bir mesaj vermek istiyorum. 6 yıl tıp eğitimi alan ve yüreğinde sadece ve sadece kayıtsız ve şartsız kim olduğuna bakmaksızın İnsanlara hizmet etme sevdası olan meslektaşlarıma ve adli tıpta çalışan arkadaşlarıma bir mesaj vermek istiyorum. Bugünler geçecek. Bugün sakın ola siyasetin emri ve talimatıyla o kararların altına imza atmayın. 80 küsur yaşında insanların, çok sayıda kalp, kanser ve buna benzer rahatsızlıklar olan insanların o şartlar altında yaşama mecburiyetini siyasi inisiyatif eğer zorluyorsa lütfen buna aracı olmayın. Yarın tarih önünde sorumlu olacaksınız. Ben tabii 12 yıl bir sürgünde yaşadım. İnanılmaz dramlara tanık oldum. Sokak süpürdüm, banklarda yattım, tren gişelerinde bilet sattım hayata tutunabilmek için. İngiliz cezaevinde kaldım. Cezaevine gecenin saat 3'ünde beni götürdüklerinde cezaevi doktoru beni karşısına aldı. Ne iş yapıyorsun dedi. Dedim doktorum nasıl olur dedi, burada terörist yazıyor. Bu dramı, bu travmayı
hiç kimse yaşamadan bilemez. O sebeple sizin anlattıklarınızı geriye dönerek hatırladım. Şimdi geçtiğimiz günlerde havaalanında birkaç AKP'li milletvekiliyle karşılaştım. Önce tereddüt ettiler yanıma gelmeye. Gelin dedim, gelin. Yaşananları biliyor musunuz? Bana bugün tereddütle geliyorsunuz ama yıllar boyu bu ülkede bir hukuk katliamı yaşandı. Bir kumpas yaşandı. O kumpas davasında olanları bugün bir hukukçu ele alsa ve okumuş olsa o dramın ne olduğunu insanlarla paylaşsa insanlar dehşete düşer. Böyle bir hukuk olamaz. Böyle bir katliam olamaz. İnsanlara bu kadar ağır bir saldırı olamaz. Hukuk eliyle, siyasetin gölgesini almış olduğu hukuk eliyle insanlar bu kadar tasfiye edilemez. Biz bunları bilmiyorduk. Bilmiyorsanız daha büyük sorumluluk altındasınız dedim. Siz parlamentodasınız, iktidar partisi milletvekilisiniz ve sizin hakim olduğunuz, sizin yönettiğiniz ülkede insanlar zulüm görüyor, eziyet görüyor ve sessiz kalıyorsunuz. Yarın bu koltuklar gidecek ve yarın halkın karşısına çıkacaksınız. Bugün çok fazla uzatmıyorum, konu çok. Bir tek konunun altını çizmek istiyorum. Hukuk herkese lazım olacak. Bugün ülkeyi yönetenlere de lazım olacak. Yarın ülkeyi yönetecek olanlara da lazım olacak. Hiçbir zaman ne vicdanımızı kaybetmeliyiz ne de hukukun gerçek değerini yitirmeliyiz. Benim söyleyeceklerim bunlar. Çok teşekkürler. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim? Bu 14 tane generalden bir tanesi, bir kor general arkadaş, bayağı ağır bir hastalık geçirdi ve ameliyat oldu. Cezaevinden götürüp ameliyat ettiler ve dikişlerini almadan tekrar cezaevine yolladılar. Orada cezaevinde kanama geçirdi, düştü, bayıldı, tekrar hastaneye götürdüler. Ve bu arkadaş da açık ya da kapalı görüşlerde her defasında birinde ya da ikisinde mutlaka fenalık geçiriyor, bayılıyor ve adli tıp doktorları sizin dediğiniz gibi Hipokrat yemini etmişler. Cezaevinde kalmalarında hiçbir sakınca yoktur, raporu verip geri gönderiyorlar. O nedenle de eşim adli tıbba gitmedi İstanbul'a. Dedi ki yani defile gibi önlerinde mi gezeceğim? FETÖ kumpas davalarındaki kafa aynı kafa burada da. Aynı süreç işliyor yani. Hiç farkı yok. Evet. Baktığımızda. Evet. Şimdi sevgili seyirciler, bu bölümü noktalayacağız. Nilgün Hanım'a da veda edeceğiz. Çok sayıda konu başlığımız var. Sayın Başkan Ahmet Aras da burada. Kıyı yağmasına, orman yağmasına gireceğiz. Bodrum'da inanılmaz bir rant ekonomisi dönüyor. AKP merkezi detaylarına bakacağız. Ama o konuya girmeden Nilgün Hanım, sizden son sözlerinizi rica ediyorum. Çünkü biliyorum, işte az önce de söyledik, 4,5 yıl bir balyoz Ergenekon süreci. İçeride eşiniz yattı, onun mağduriyeti, onun sizde yarattığı tahribat, dışarıda sizin yaşadıklarınız. Ve 334 gündür de yine adeta bu emekli tutuklu generaller unutuldular. Unutuldular ve bizim komutan eşlerimizden bir tanesi, yani bu 14 generalden bir tanesinin eşi bana dedi ki, madem böyle bir programa çıkacaksın lütfen söyler misin? Bizim arkamızda hakikaten kimse yok ama asker niye yok dedi. Yani buradan ben Milli Savunma Bakanlığı'na, Genelkurmay'a, Kara Kuvvetleri'ne, Deniz Hava Kara Kuvvetleri'ne, hepsinin komutanlarına soruyorum. Neden bizim için hiçbir şey yapmıyorlar? Hepsi de biliyorlar ki bu dava bir kumpas davası, siyasi bir dava ve bir tanesi çıkıp da bizim silah arkadaşlarımız suçsuzdur ya da onların yanındayız diye bir beyanat vermiyor ve bütün komutan eşleri, bütün asker eşleri orduya çok kırgın. Evet. Çok kırgın. Biz bu korkuyu yine FETÖ kumpaslarından hatırlıyoruz. Hatırlayın. O zaman da öyleydi, değil mi? Açık hukuksuzluklara rağmen kimse çıkıp da bir cümle kuramıyordu. Bir cümle kurmuyor maalesef. Bildikleri halde bildikleri söylüyorlar. Yani ben hem siyasilerden tabii ki AKP'nin dışındaki, yani muhalefet partilerini söylüyorsunuz. Muhalefet partilerinden gerçekten destek bekliyoruz. Yani onu söylemek istiyorum arkadaşlarım adına. Ordudan destek bekliyoruz. Eğer onlardan da destek gelmiyorsa bir tek Allah kalıyor. Şimdi bizi yandaş basında izliyor ya Nilgün Hanım. Evet. Ordudan destek bekliyoruz dediniz ya. Evet. Yarın o basında şey yazabilirler. Nilgün Doğan orduyu göreve çağırdı falan diyebilirler. Yani desinler. Eşlerimiz yani idam hükmünde bir şeyle, cezayla içerideler. Evet. Ondan daha ötesi yok. Siz yapılan haksızlığı insanlar dile getirsin. Evet, silah insanlar, arkadaşları korkmasın diyorsunuz. Korkmasın ve yani
bir şeyin bile, bir posta idaresinin bile bir hukuk bürosu vardır, bir avukatı vardır, değil mi? Ordunun maalesef böyle bir şeyi yok. Yani orduda bu kadar haksızlığa uğramış askerlerin arkasında bir ordu elemanı, bir başkanı, bir komutanı, birileri olması lazım. Şunu söylemek istiyorum, İlgin Hanım'ın söylediğini ben, avukatlık mesleğinin temeli de bu zaten. İnsanlar kendilerini savunamazlar, anlatamazlar. Bu insan biyolojisiyle de ciddi anlamda çatışan bir durum. Yani gerçi bir tıp adamı var. Hayır, insanlar kendini tedavi de edemez. Evet, yani bir hekime ihtiyaç vardır. Şimdi Balyoz davası döneminde, o dönemde Türkiye'de birçok aydın şehirlerin caddelerinde çıkıp bu davaların nasıl bir kumpas olduğu, bu davalardaki delillerin kamuoyuna nasıl anlatılabileceği yönde çok ciddi sivil toplum mücadeleleri verdiler. Ve davalarda onlar çok etkili oldu. Mesela Anayasa Mahkemesi önünde adalet nöbeti vardı. Adalet nöbeti. O adalet nöbeti yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da çok ses getirdi. İnsanlar ilgi gösterdiler. Ya nedir bu? Bu insanlar niye burada bekliyorlar? Bu karın kışın altında bu ülkenin bir sürü akademisyeni, işte sivil toplum örgütü, meslek kuruluşu başkanları, sendikacılar ne için mücadele ediyorlar bu karın kışın altına, bu Anayasa Mahkemesi'nin önünde diye sorduklarında zaten işte o zaman sivil toplumun gücü ortaya çıkıyor. Onun için siz silah arkadaşlığınızı bitirirseniz, silahlı kuvvetlerde telafisi imkansız bir ihanet ortaya koyarsınız. Silah arkadaşlığı silahlı kuvvetlerin en önemli direnme gücüdür sevgili Tuncay. Niye? Çünkü öndeki cephede olduğunda bilir ki kendisi vurulursa, düşerse arkadaki silah arkadaşı onun için, o da aynı şekilde mücadele edecektir. O düşmanı yok etmek için devreye girecektir. Gerekirse o da ölecektir. Yani silah arkadaşlığı silahlı kuvvetlerin en temel ortak bir paydası. Bir tutkal yani diyorsunuz. Bunu, evet, bunu yok ederseniz silah arkadaşlığı Türkiye'de yok edildi maalesef. Bu zarar inanılmaz boyutlara vardı. Şimdi cepheye gidiyorsunuz. Ya ne olur ne olmaz, acaba FETÖ'cü mü diyorsunuz ya? Bu FETÖ'cü mü acaba? Yoksa bu öbür taraftan mı? Düşünebiliyor musunuz ya? Silahlı kuvvetlere sokulan bu nifakın nerelere varabileceğini anlatmaya çalışıyor. Onun için Nilgün Hanım söylediği, silahlı kuvvetler kendi mensuplarının hukukuna bari sahip çıksın. Evet. Ya bari hukuklarına sahip çıksın. Yani Anayasa Mahkemesi ya patatesle ilgili, bilmem şununla ilgili, bununla ilgili, araç lastiğiyle ilgili karar verirken bu dosyaları önceliği alamıyor mu yani? Alsın. Yani 14 tane bu ülkeye ömürlerini vermiş general ve büyük bir kumpasla bir FETÖ'cü, bir savcının başlatmış olduğu, bir ihanet şebekesinin başlatmış olduğu bir yargılama sürecinde bugün neredeyse hayatlarının son günlerini cezaevi duvarlarının arkasında geçiriyorlar ve herkes bekliyor. Anayasa Mahkemesi bir gün lütfetsin, Anayasa Mahkemesi Başkanı lütfetsin. Ya şu dosyayı da bir getirin bir bakalım, burada da ne kadar hak ihlali yapmışlar diye takdir etsin. Çok büyük ya bir aslında zulüm. Çok büyük bu zulüm. Bu insanın vicdanını, ya adalet vicdan zaten Tuncay ya. Toplumun vicdanı sarsılıyorsa adalet yok demektir. Evet, tam o günleri yaşıyoruz. Benim eşim diyor ki ben burada hapis değilim, tutsağım diyor. O nedenle bunca mezalime dayanabiliyorum diyor. Gerçekten de kendilerini tutsak olarak görüyorlar ve asker olmanın da tabii bir avantajı var. Güçlüler aldıkları eğitim gereği güçlüler. Kendilerini şu sırada bir savaş esiri olarak görüyorlar. Ama ne hazindir ki yaşları çok ileri. Yani biz onlara hastalıklarını iyileştirmede yardımcı olmak yolunda beslenmelerine, işte spor yapmalarına, dinlenmelerine evde imkan hazırlarken şimdi hiçbir şey yapamıyoruz. Evet, elinizden hiçbir, de bir şey gelmiyor. Elimizden o da, hiçbir o da şey gelmiyor ve benim eşim çok zayıfladı. İnanın ayrılırken böyle İçim kan ağlayarak ayrılıyorum. 3,5 saat Bodrum'dan Buca'ya 3,5 saatte gidip 3,5 saatte dönüyorum. Giderken gayet enerjili gidiyorum. Eşimi göreceğim, ona moral vereceğim diye. Dönüşte omuzlarım düşmüş olarak dönüyorum. Ve bütün arkadaşlarımız böyle. Bazı komutan eşlerimiz tansiyonları ve işte çeşitli hastalıkları nedeniyle eşlerini ziyarete gidemiyorlar bile. Yani sık eşlerini sık. Bile görmeye gidemeyecek eşlerini durumda. Bile durumda olanlar var. Onun için gerçekten çok vahim yani, ama hastalıktan daha vahim olan bir şey var ki o da hukuksuzluk.
Haluk Bey'in dediği gibi hukuksuzluk evet. hakikaten olmaz. Adalet bir gün herkese lazım, herkese olacak. Lazım olacak. Biz de televizyon evet. ekranlarından bu hakikaten biz böyle her günümüzü geçiriyoruz. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nde ilk tutuklandıklarında böyle bir yazı yazdım tutuklandıkları gün. Dedim ki biz birkaç gün bunu konuşacağız ve kamuoyu demir parmaklıklar ardında bu insanları unutacak. Onlar için her geçen bir günün kıymeti ve değeri var. 334 gün oldu o günden evet, bu yana. Evet. Sayın Başkan, reklama gideceğiz ama bu konuda söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa tabii, tabii buyurun. Ki, tabii buyurun. Biliyorsunuz ben de siz de askersiniz. Şubat döneminde üsteğmendim. Evet. O zaman biz komutanlarımıza çok büyük bir güvenle, inançla bağlıyızdır. Onların o dönemde yaptığı görevlerde her zaman biz de tabii ki işin içinde yer almıştık. Ve Milli Güvenlik Kurulu anayasal bir kuruluştur. Askeri Şura da öyleydi. Yani bu insanlar hukuk dışına çıkmadılar. O zaman hukuk ne gerektiriyorsa onu yaptılar. Bizim zaten yeminimizde de vardır. Evet. Askerlik yemininde. Doğruluk ve muhabbetle hizmet, hukuka, aslın hukukuna, üstün hukukuna riayet ve vatan için gerektiğinde canını feda etmek yeminimizde vardır. Ve komutanlarımın da bugünkü o iradelerini çok iyi anlıyorum ben, çok iyi hissediyorum. Çünkü onlar zaten vatan için ölmeyi göze almışlar. Tutsaklığı da aslında öyle de hani çok da kendilerini yıkmıyorlar ya da kendileri ayakta durabiliyorlar, dik durabiliyorlar sağ olsunlar. Ama onların bu duruşları sayesinde bu ülkenin bence önü açık olacak. Onlarla her zaman gurur duyuyoruz komutanlarımla. Buradan inşallah bizleri de duyuyordur sayın komutanım da. Yani ben de o dönemleri gördüm. 28 Şubat döneminde ülkenin geldiği durum da ortadaydı. Cemaatler, tarikatlar yavaş yavaş silahlı kuvvetleri sirayet etmeye başlamıştı. Askeri şura yoluyla atılıyorlardı ki 2002'den sonra artık bu atılma da ortadan kalktı. Şerhler gelmeye başladı. FETÖ uyarısı vardı orada. Bakın bunu kimse konuşmuyor MGK kararlarında. Tabii ki. İşte zaten evet. onların bedelini ödüyor evet. komutanlarımız. Evet. Ve 2002'den sonra özellikle askeri şuralarda şerhler başladı. Ve üsteğmenken, yüzbaşıyken şu anda işte bu FETÖ olup da bu kalkışmayı yapan subaylar ordudan atılmadılar. Onlar böyle tıkır tıkır yükseldiler. Akademi sınavlarında sorular çalındı, onlara verildi. Onlar geldiler en sonunda albay oldular, general oldular. Arkasından da darbe girişimini yaptılar. Bunlar geldi. Evet, yani evet. biz bu süreci çok çok iyi gördük. Yani komutanlarımız şu anda o dönemde dik durmalarının bedelini ödüyorlar. Öyle evet. görüyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Sevgili seyirciler, biraz da reklam süremizi aşarak hemen veda ediyorum. Sayın Doğan, çok teşekkür ederiz. Bir cümle söyleyeceksiniz. Ben de teşekkür ederim. Evet, ben hatırlatıyorum. Ben, lütfen, ben reklam sonrasına lütfen, bırakmıştım, söyleyeyim. Lütfen. Sevgili seyirciler, bu arada hemen reklama gitmeden Bilgi Yayın Evi'nden Nilgün Doğan'ın Adını Siz Koyun kitabı var. Yaşadıklarını anlattığı bir kitap. Bir de çok değerli gazeteci dostlarım Barış Terkoğlu ve Sami Menteş'in Size Yalan Söylediler. Bakın 28 Şubat'ı anlamak istiyorsanız Barış Terkoğlu ve Sami Menteş'in bu kitabını okuyabilirsiniz. Çok hızlı okuyabileceğiniz bir kitap. 28 Şubat'ın nasıl bir kumpas davasına dönüştüğünü anlatan bir kitap. Okumanızı tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hızla reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra sevgili seyirciler Türkiye'nin çok önemli gündem başlıklarıyla yine buradan Bodrum'dan karşınızda olacağız. Evet, yayındayız değil mi arkadaşlar? Ses biraz geç ulaşıyor bize. Sevgili seyirciler, Bodrum'dayız. Anında manşeti Bodrum'dan yapıyoruz. Haftanın manşetlerini atıyoruz. İlk bölümde 28 Şubat davasından tutuklu generallerin, eski generallerin, emekli generallerin yaşadıkları büyük sıkıntıyı ekranlara taşıdık buradan. Çetin Doğan'ın eşi Nilgün Doğan konuğumuz oldu ve 28 Şubat davasının FETÖ kumpas davalarıyla nasıl benzeştiğini aktarmaya, anlatmaya çalıştık. Büyük bir mağduriyet var. 14 emekli general 334 gündür hala içeride tutuklu durumdalar. Ağır sağlık sorunlarına rağmen. Bu bölümde Bodrum'da izledik, tanıtımlarda da izlediniz sevgili seyirciler. Müthiş bir kıyı ve orman talanı yaşanıyor Bodrum'da. Daha doğrusu girişimleri var. Bodrumluların da, yerel yönetimlerin de, belediye başkanlarının da hem Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Bodrum Belediyesi'nin bu yağma sürecine direnci söz konusu. Bunları konuşacağız. En son dünyanın en güzel koylarından Cennet Koyu'na yargı kararlarına rağmen, açık yargı kararlarına rağmen Cengiz İnşaat'ın otel yapmasına yani beton dökmesine izin verildi.
Onunla başlayacağız. Ben konuklarımı hızla tekrar tanıtıyorum ekranı yeni açanlar için. Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras bizimle birlikte. Sayın Aras tekrar hoş geldiniz çok diyorum. Çok teşekkür ederim. Turhan Çömez sevgili seyirciler, Doktor Çömez, AKP eski milletvekili. Hoş geldiniz Sayın teşekkür Çömez. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Ve hukukçu Sayın Haluk Pekşen, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili. Tekrar hoş geldiniz Sayın hoş Pekşen. Hoş bulduk sevgili Tuncay. Sayın Başkan, siz bir hazırlık yaptınız ama yine süremiz sınırlı. Evet. Sadece cennet kuyu değil ama onu konuşacağız, önemli. Birçok noktada AKP iktidarının yandaşlara böyle ulufe dağıtır gibi verdiği araziler, arsalar var. Bizimle paylaşır mısınız lütfen detayları? Ya bizim genel sorunumuz özelleştirme meselesi. Şimdi zaten Bodrum 1980'lerden sonra ciddi bir talep aldı biliyorsunuz. Ve bu talep üzerine ikinci konutlar yapılmaya başlandı. Bir tarafta turizm tesisleri de yapılmaya başlandı. Ama bunlar hep özel mülke konu arazilerdi genel olarak. Hı hı. Ama Bodrum'un tabii çok büyük bir bölümü de orman, hazine arazileri, doğal sit alanları, arkeolojik sit alanlarına sahip bir coğrafya. Şimdi son dönemde artık bu özel mülke konu alanların birçoğu tabii yapılaştığı için büyük bir oranda artık iş şimdi hazine arazilerine geldi. Şimdi özelleştirme yoluyla aslında buraları satın alanlara kızmamak lazım. Burayı satanlara kızmak lazım. Evet. Şimdi kamusal alanlarımız bizim, hepimizin, bütün halkımızın ortak alanları. Bu alanları korumamız lazım. Hele hele Bodrum Yarımadası'nda genelde bizim kamusal olarak ayrılan alanlarımız ya ormandır, ya doğal, ya da arkeolojik sit alanlarıdır genel olarak. Çünkü 3500 yıldır bu topraklarda medeniyetler gelmiş gitmiş ve hepsinin bıraktığı her noktada, her bastığınız toprak parçasında bir eser vardır ya da bir miras vardır burada. Veya bütün doğa alanlarında endemik bitkiler vardır. Çok özeldir buranın bitki örtüsü. Evet, evet. Biyoçeşitliliği inanılmazdır. O yüzden bu bölgeyi olduğu gibi korumamız gerekirken, koruma amaçlı imar planlarıyla, 1980'lerde mevzi imar planlarıyla, ondan sonra 2000'lerde de Nazım imar planlarıyla yavaş yavaş Bodrum imara açılmış. Yani gelecek bir projeksiyonu yapılmadan, buradaki nüfus çok fazla düşünülmeden, su ihtiyacı, altyapı ihtiyacı, yol ihtiyacı çok fazla düşünülmeden, turizm potansiyeli çok fazla düşünülmeden birçok plan yapılmış. Sonra 99'da 11 belediye haline geldi Bodrum. Yine biliyorsunuz siyasi karar. 99'da tabii siyasi karar, o da siyasi karar da. Ama asıl büyük yıkım 11 belediyede kapanıyor. Ondan sonra 2014'te Büyükşehir Belediyesi. Evet. Neden? Kırsaldan oy alalım, büyükşehirleri de AKP'li yapalım. Yani büyükşehiri almak üzere bir plan yaptı AKP. Evet, çalışma, evet. Ama tabii ki gene bu Ege'de çok fazla sökmedi. Neyse ki. Her neyse şimdi... Bu planlar 99'da da 11 ayrı belediyenin yaptığı imar planları var. Yani toplamda 300 küsür mevzi imar planı, 56 Nazım imar planı var Bodrum Yarımadası'nın üzerinde. Zaten birçok yer imara açılmış. Mandalina bahçeleri, doğal karakteri korunacak alanlar, hepsi imara konu edilmiş zaten. Maalesef, evet. Şimdi biz de elimizde son kalan kamu arazilerini tutmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki kime karşı korumaya çalışıyoruz? Yani bu kem gözlere karşı değil yani. Bizim yine üzerimizde sonuçta karar alma yetkisi olan hükümetimize korumaya çalışıyoruz. Sattırmamaya çalışıyoruz. Bizim bütün burada çabamız bu. Yani siz eğer Cennet Koy dediniz şimdi. Cennet Koy yaklaşık 700 dönüm bir yer. Evet. Ve gerçekten... Görüntüleri de getirelim ekranlar. Yüzlerce çeşit, ben de getireyim. Evet. Bitkinin, endemik bitki türünün olduğu, tam ortasında... Arkeolojik alanların şöyle olduğu, gösterelim sayın arkeolojik Aras. Alanların evet. olduğu bir yer burası Cennet Koy. 2012 yılında özelleştirme tarafından devralınıp planlanarak satışa çıkarılmış bir yer burası. Ama asıl turizm merkezi ilan edildikten sonra aslında buranın planlarını Turizm Bakanlığı yapıyor ve Turizm Bakanlığı özelleştirme yoluyla buranın satışını gerçekleştiriyorlar. Evet. Arkasından da işte o bahsettiğimiz grup satın alıyor. Evet. Ve Cengiz İnşaat. Bu zamana kadar çeşitli davalar, yargı süreçleri oluyor tabii ki. Ama şu anda geçerli bir planları var ve bunun üzerine de şu anda yapılaşmaya çalışıyorlar. Bir ruhsat aşamasına gelen bir durum var şu anda. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani şu anda biz değerlendiriyoruz hukuki olarak tabii ki durumu. Şu anda özelleştirmenin yaptığı planlar var. Ama biz sonuçta hukukçularımızla beraber buraya uygun bir cevap vereceğiz.
Yani bu konu böyle, cennet koy meselesi. Evet. Ama burada tabii sadece konu cennet koy değil. Yani aynı şekilde Ortakent'te de yaklaşık 1 milyon metrekarelik bir özelleştirme alanımız daha var. Şimdi burası hele hele daha önemli. Çünkü eskiden burası bir mera alanıydı. Evet. Ve daha sonra mera tescili konusunda yine bir geçiş döneminde atlanmış burası geçmiş dönemlerde. Ve özelleştirmeye konu edilip şimdi burası da satışa çıkarıldı. Biz burada dava süreçlerimizi tamamen takip ettik. Yürütmeyi durdurma kararı olmasına rağmen şu anda özelleştirme idaresi bizden imar durum belgelerini istedi. Ve burayı şu anda satışa çıkarıyorlar. Yürütmeyi durdurma kararı var burada. Ama maalesef mahkeme kararına burada da uyulmuyor. Uyulmuyor, evet. Yani cennet koydu da aslında böyle bir şey söz konusu. Evet. Orada da Danıştay'a açılan davalar var ancak Danıştay yürütmeyi yine durdurma kararı veriyor. Satışın iptali kararını veriyor. Ancak özelleştirme yüksek kurulu Danıştay kararını uygulamamasıyla ilgili bir karar daha alıyor ve burasının süreci bugünlere kadar geliyor. Ama sadece bu da değil. Bodrum'da şu anda kamu elinde kalan son araziler hakkında sürekli bir bize haberler geliyor. İşte burası da satılacak, burası da satılacak. Hatta belediyeye geliyorlar. İşte biz burayı alacağız, ne yapabiliriz diye soranlar da oluyor tabii ki. Ama biz bütün gücümüzle bu sürece karşı çıkmaya çalışıyoruz. Tabii ki hukuku kullanıyoruz. Burada davalarımızı açıyoruz. Aynı şekilde son günlerde Adalıyalı konusu tekrar gündeme geldi. Adalıyalı'da da 2014 yılında başlayan bir süreç vardı. Evet, Turizm Bakanı'nın çok ilgilendiği yer orası değil mi? Evet, Bakan Bey'in orada bir parseli var. Ormandan tahsisler var. Oraya bir otel yapmak isteniyor. Ama 2014'ten beri Bodrumlu denizciler, Bodrum severler, evet, çevreciler, herkes buraya karşı çıktı. Evet. Davalar açıldı ve açılan davalar da planlar iptal edildi. Her iptal edilen plan yerine yeni bir plan geliyor 2-3 sene sonra. Sürekli böyle tazelenen bir süreç var burada da. Ama orası bizim için çok önemli bir yer. Bodrum biliyorsunuz denizcilikle de öne çıkan bir ilçemiz. Ve Bodrum'da denizciler mavi yolculuğa buradan başlar. Halikarnas balıkçısının mavi yolculukta anlattığı kıyılar buralar. Evet. Yani biz buraları eğer açarsak yapılaşmaya artık Gökova diye bir şey kalmayacak. Evet. Mavi yolculuk da evet, kalmayacak. Burası Gökova'nın kapısıdır. Biz öyle görürüz orayı. Mavi yolculuğa çıkan ilk yolcular, ilk misafirler teknelerle buraya giderler. Burada konaklarlar bir gece. Ondan sonra yavaş yavaş dağılırlar. Arkeolojik alanlar da var yakın çevrede. Ama asıl burada büyük tahribat oraya ulaşacak ormanlardan geçecek yollar mesela. Tabii, o da çok büyük tahribat. Tabii, elbette. Yani evet, tamamen orman alanları buralar. En son şimdi yine turizm tahsisleri yapıldı. Yani bu birkaç gün içerisinde oldu bu da. Bu da Torba'da, Kızılağaç'ta, Gündoğan'da ve yine Cennet Koyun bir bölümünde orman alanları turizm yatırımlarına tahsis edilmekle şimdi karşı karşıya. Onun da ilanları çıktı. Yani biz şimdi Ortakent. Müthiş bir taarruz var yani Sayın evet, Başkan. Evet yani işte Cennet Koy. Ondan sonra bir taraftan mesela Akbelen. Hadi sadece o kadar da değil. Yani bir taraftan madenlerle, taş ocaklarıyla da mücadele etmek zorunda kalıyoruz bu kadim topraklarda. Evet. Yani bari ülkenin turizm potansiyeli olan yerlerini koruyalım değil mi? Evet, i̇şte burası evet, öyle bir yer. Bütün Muğla, Göcek, evet, Gökova, Mandalya körfezlerimiz bizim. Elbette Marmaris, Fethiye. Yani her yerimiz yani çok, çok değerli. Dünyanın en önemli turizm destinasyonu burası. Ege ve Akdeniz'in tam birleştiği yer. Biz turizm potansiyelini, bacasız ekonomiyi hazır burada yakalamışken şimdi dağlarımızı, taşlarımızı, kayalarımızı, kıyılarımızı maalesef ranta kurban ediyoruz. Evet. Tam bunu konuşalım Sayın Başkan. Bunun üzerinden çünkü yine hukukçu görüşüyle Sayın Pekşen önce size sözü vereyim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz de bu Cennet Koyun'u özellikle yakından takip ettiniz. AKP böyle gider ayak tırnak içine söylüyorum. Hani yüzük taşı diye onlar görüyor. Öyle bakıyorlar çünkü. Rant alanı olarak görüyorlar. Belli başlı yerleri bütün Ege'de imara açma hazırlığı yapıyor. Sevgili Tuncay, önce tabii yalnızca AKP ile ilgili değil bu konu. Bence biraz daha ötesinde. Ankara'yı, İstanbul'u betonlaştıran bir de beton lobisi var. Bu betonunu al, Bodrum'a gel. Dilediğin yere saldırabilirsin. Anlayışa hakim. Bu iş adamı denilen bir güruh var. Ve gerçekten acımasız bir şekilde Bodrum'da gözlerini karartmışlar.
görebildikleri ne kadar doğa harikası, işte cennet koyu gibi yer varsa oralara bir beton yığını yapmayı ve o beton yığını üzerinden olağanüstü bir imar rantı ele geçirmeyi kendilerine yakıştırabiliyorlar. Bunlar iş adamı kimliği taşıyorlar. Kravat takıyorlar, toplumun içerisine çıkıyorlar, restoranlarda görüyorsunuz. İnsanlar bunları gördükleri zaman saygı gösteriyorlar ama bence değil. Yani bu yalnızca hükümette izah edilecek bir şey değil. Ben bu Ankara'yı ve İstanbul'u betona gömen, bu vicdan yoksunu beton kültürünün üretmiş olduğu güruhtan da çok rahatsız olduğumu söyleyebilirim. Bodrumlular bunlara da dikkat etsinler. Bunlardan konut alırken, bunlardan konut pazarlaması yapılırken, billboardlarda koydukları reklamdan dahi rahatsızlıklarını ifade etsinler. Yani bu toplumsal direnişle başarılabilecek. Yoksa Bodrum Belediye Başkanı'nın tek başına mücadelesiyle bu işlerin çözülmesi çok kolay bir şey değil. Peki büyük ve, mücadele veriyor. Ve kesinlikle mücadele veriyor. Hatta kendisinin hiç ilgisi olmayan işlerle bile mücadele veriyor. Yani kamuoyunda da sürekli bir bilgi kirliliği var. Bodrum'da herhangi bir şey olduğu zaman ya zaten belediyenin işi bu. Hiç alakası yok belki belediyeyle. Kesinlikle de alakası olmayan birçok şeyden var. Dolayı belediye izah ediyorlar. Ya bu bizim görev alanımızda değil, işte biz de zaten sizin gibi şikayetçiyiz falan filan. Ama kamuoyu olması gereken tepkiyi göstermesi gereken şekilde ve yerde göstermiyorsa o zaman dönüyor, iş belediyenin sırtında kalıyor. Şimdi bu cennet koyu bugüne kadar hukukçu olarak ilk defa karşılaştığım bir durum olarak tanımlayabilirim bunu. Şimdi anlatayım. Bir, başkan söyledi, süreci de özetledi. Tekrar olmasın diye sıkmayalım izleyicileri de. Birincisi şu, şimdi bu bir ihaleyle satışa konu ediliyor. Peki o satış ne oluyor? Yargı kararıyla iptal ediliyor. Peki şu anda yargı kararıyla iptal edildiğine göre bunu almış olan kişi malik olabilir mi? Olamaz. Anayasa öyle diyor çünkü. Anayasanın 138. maddesi diyor ki kardeşim yargı kararları senin babanı da bağlar diyor. Mehmet Cengiz'i de bağlar. Beşli çeteyi de bağlar, yandaş da bağlar, herkesi bağlar. Anayasa emrediyor. Şimdi durum bu. Anayasa Mahkemesi bu durumda bir karar verecek bundan sonraki sürece ilişkin. Danıştay demiş ki iptal ettim kardeşim. Bu satış iptal oldu. Sen malik değilsin. Peki özelleştirme idaresi demiş ki ya bu satış iptal oldu ne olacak? O tabii işin içerisindeki yolsuzluk rakamları falan onları kamuoyu biliyor. Evet. Tekrar etmeyelim onları. 2 milyarlık yeri bilmem kaç paraya peşkeş çektiklerini onlara geçelim. Diyor ki özelleştirme idaresi ya diyor Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yargı kararının geçersizliğine karar verin. Evet. Şimdi ne diyor Cumhurbaşkanı kararnamesi? Yargı kararı geçersizdir. Şimdi burada yargı kararı mı yukarıda, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi mi yukarıda? Hangisi anayasa desteğiyle gelmiş? Yargı kararı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin geçerliği var mı? Yok. Ne diyor anayasa? Cumhurbaşkanı hükümet, yasama, yürütme, yargı, özel kişiler, tüzel kişiler yargı kararıyla bağlıdır kardeşim diyor. Yani Cumhurbaşkanı da bağlıdır. Cumhurbaşkanı bağlı olmasına rağmen anayasaya aykırı bir kararla buranın imar mevzuatı içerisinde yeniden betonlaşmaya açılmasına izin verebilir mi? Veremez. Niye? Yargı kararı öncelikli hiyerarşi içerisinde geçerli. Evet. Şimdi şöyle bir şey düşünelim sevgili Tuncay. Başkan dedi ki izin vermiyorum kardeşim. Bir, sen malik değilsin. Malik gelsin bana müracaat etsin. Sen malik değilsin. Anayasa Mahkemesi Danıştay'ın kararı var. Anayasa da bunu emrediyor. Ben de kamu bürokratı olarak yasaya uygun emri uygulamakla yükümlüyüm. Senin bir kere yasaya uygun bir talebin yok. Emrin de yasaya uygun değil. Hiyerarşide var ya hani. Anayasaya aykırı emri uygulamama yükümlülüğü var ya, evet, kamu görevlisinde. Evet, evet. Diyor ki yoksa kardeş, suç olur. Aynen, ben senin emrini uygulayamam. Çünkü kanunlar hiyerarşisinde bu yasaya uygun değil. Şimdi Cengiz başkanla ilgili şikayette bulunacak. Ne diyecek? Maliki oldum diyebilecek mi? Hayır. İmar hukukuna tabii bir yerim diyebilecek mi? Hayır. İmara da tabii değil. Evet. Kaldı ki bundan sonraki süreçte herhangi bir şekilde efendim tamam geçmişte bu Danıştay'ın kararı böyleydi ama Cumhurbaşkanı kararnamesi de böyle. Onu da iptal etmiş. O da iptal edilmiş. Yani şu anda Cengiz'in malik olduğuna dair ve burada bir imar planı yapıldığına yapılmasına dair hiçbir
hukuki dayanak yok. Peki bu hukuki dayanak olmamasına rağmen farz et ki Tunca ile Haluk gittiler orada protesto ediyoruz dediler. İki de orası jandarma bölgesi değil mi başkanım? Evet. İki de jandarma görevlisi geldi. Şimdi jandarma görevlisine ben diyorum ki ben anayasayı korumak için Danıştay'ın kararını, anayasanın emrini korumak için burada mücadele ediyorum. Peki o iki kolluk kuvveti neyin adına mücadele edecekler? Bana ne adına engel olacaklar? Evet. Anayasa ki, diyeceklerse... Yarın var bir eylem var, evet. Değil mi Sayın Başkan? Evet, yarın evet. Çevre Platformu orada bir eylem yapacak. Şimdi Çevre Platformu orada eylem yaptığında kolluk kuvvetleri gelip onlara müdahale ettiğini farz edin. O kolluk kuvvetleri hangi gerekçeyle müdahale edecek? Tam orada işte bugüne kadar ilk kez karşılaştığımız bir durum, onun için söylüyorum. O zaman kanunun suç saydığı emri uygulamakla karşı karşıya kalacaklar. Onun için buradan bir hukukçu olarak uyarıyorum onları. Bu düzen geçer, o zaman şöyle bir şey gelir karşımızda. Çok bunlarla ilgili belki yüzlerce davaya baktığım için söylüyorum. Bu paraf zinciri gelir. O paraf zinciri içerisinde altta işte bir tane şef paraf atmıştır. Onun üzerine şube müdürü, onun üzerine daire başkanı, onun üzerine genel müdür yardımcısı, genel müdür. İşte eskiden müsteşar vardı, şimdi bakan yardımcısı. Hiyerarşi böyledir. İşte en üstteki efendim aşağıdan böyle geldi. En alttaki de efendim yukarıdakinin emri böyleydi diye martaval anlatırlar yargıçlara. Evet. Eğer o yargıçlar hukuka bakarlarsa topyekün yukarıdan aşağı hepsini görev suçuyla sizi yargılıyorum ve mahkum ediyorum der. Şimdi burada cennet koyundaki hikayenin özeti bu. Evet. Adam malik değil. Buraya imar planı yaptırmaya talep de bulunamaz. Özelleştirme idaresinin burada herhangi bir şekilde bir talepte bulunma hakkı yok. Bulunursa bu bir anayasa ihlali suçudur. Kaldı ki buna ilişkin Danıştay'ın iki kez iptal kararı var. Kesinleşmiştir. Bu doğrultuda ne imar talebinde bulunabilir, ne ruhsat talebinde bulunabilir, ne buraya ilişkin bir işlem yapabilir, ne de beton gönderilebilir. Çok açık söylüyorum. Buraya beton satacak olanı da hain ilan edeceğiz. Yani buraya betonu satacak olan, buraya gelip demir satacak olan, arabasıyla oraya servis yapacak olan her kim varsa bilsin ki o insanlığa karşı suç işlemiş kadar haindir, ihanet içerisindedir. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkürler Sayın Pekşen. Hukuki olarak da çok net ifade ettiniz. Sayın Çömez, tabii biraz siyasi boyutuyla da size sormak isterim. Çünkü siz AKP iktidarında yakından tanıyan bir isimsiniz. Orada şu anda görev yapan, önemli kadrolarda olan birçok ismi de tabii tanıdınız. Şimdi AKP'nin bu son döneminde hani geldiğinden bu yana bir rant ekonomisi, bir yağma ekonomisi var iktidarda. İşte Sayın Pekşen de söyledi, önce İstanbul'u mahvettiler, sonra kıyılara geldiler. Ege'de büyük bir direniş de var bu arada. Bütün yerel yönetimler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kontrolündeki, hakikaten yani işte İzmir'den başlayıp Muğla'ya kadar ilçe belediyelerinin neredeyse tamamında bu yağmaya karşı da bir direnç söz konusu. Çünkü belediyeler Cumhuriyet Halk Partili başkanların elinde. Bu da Egeliler için aslında Türkiye için bir kazanç. Onun da altını çizeyim. Yani orada o emir komuta çalışmıyor. Fakat yine de Ankara merkezi birçok plan yapma yetkisi de var biliyorsunuz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani seçimlere 10 ay kaldı, 10-11 ay kaldı ve Sayın Başkan Bakan dedi ki 2 gün önce yeni planlar devreye girdi. Böyle yangından mal kaçırır gibi müthiş bir şey var, taarruz var. Siz bunu neye bağlıyorsunuz, nasıl yorumluyorsunuz bu kıyı katliamı? Bodrum'dayım bir süredir. Dünyanın en güzel coğrafyası, bu kadar güzel bir tabiat, bu kadar güzel bir deniz, bu kadar güzel bir coğrafya dünyanın hiçbir yerinde yok. Bir kere bunun altını çizeyim. Dünyada gitmediğim hemen hemen hiçbir yer kalmadı. Latin Amerika'dan, Afrika'ya, Uzak Doğu'dan, Akdeniz'e her yeri gezdim. Bu kadar güzel bir coğrafya yok. İngiltere bir ada ülkesi. Bir koyuna gidip de denize giremezsiniz. Bir bataktır, bir çamurdur. Fakat burası gerçekten bir cennet. Bir toplumun, bir ülkenin medeni olup olmadığını ortaya koyacak en temel göstergelerden biridir çevre bilinci. Bu coğrafyaları biz, bu güzellikleri geçmiş nesillerden belki emanet aldık ya da miras aldık. Ama bu gelecek nesillerin bize sorumluluğudur. Biz bu coğrafyaları pırıl pırıl tertemiz, ihanete uğramadan onlara teslim etmek mecburiyetindeyiz. Fakat inanılmaz bir yağma düzeni kurulmuş. Sadece burada değil, Türkiye'nin her yerinde. Evet.
gücü ele geçiren otorite o güçle her şeyi yapabileceğini, her şeyi talan edebileceğini düşünüyor ve acımasızca saldırıyor. Coğrafyaya, kültüre, her şeye, devlet kurumlarını ayrı konuşacağız sanıyorum, vakit oraya da gelecek. Ve bunun siyasi psikolojisini okumaya kalkarsak, siz de ifade ettiniz, bu yangından mal kaçırma psikolojisidir. Bir taraftan harıl harıl Londra'nın en zengin muhitlerinde mülk almaya çalışıyor AKP'liler. Bir taraftan da burada acaba ne yapabiliriz telaşı içerisinde yangından mal kaçırmaya çalışıyorlar. Gelecek nesillerin bize emanet edilmiş bu coğrafyanın, bu toprakların hakkına tecavüz ediyorlar. Büyük bir çevre katliamıdır ve büyük bir haksızlıktır. Sadece bugünün coğrafyasına, bugün yaşayan insanlara değil, bizden sonra gelecek nesillere büyük bir haksızlıktır. Burada çevre bilinci çok önemli. O sebeple buradan bir mesaj vermek istiyorum izninizle. Topluma bir mesaj vermek istiyorum. Sahip çıkın topraklarınıza. Bu güzelliklere sahip çıkın. Bu coğrafyaya sahip çıkın. Orasını bir beton yığını haline getirmeye, buraya ifal etmeye, yok etmeye, tahrip etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Ve biz yarın çocuklarımıza karşı bu coğrafya için sorumlu olacağız. Ve bu çevre bilinciyle herkesin hareket etme ve olanı biteni okuma mecburiyeti var. Bunu anlama mecburiyeti var. Ama öte yandan işin psikolojisine bakacak olursak, siyasal psikolojisine bakacak olursak bu bir kaybetme korkusudur. Ve bir içgüdüsüyle, ilkel, primitif bir içgüdüyle saldırma duygusudur. Evet, doğaya saldırmadır, güzelliğe saldırmadır. Ama bu uzanan elleri, bu uzanan elleri sandıkta tutacak büyük bir irade geliyor. Büyük bir güç geliyor, o da millettir. Öyle mi görüyorsunuz? Öyle görüyorum. Ben 10 gündür arazideyim, konu oraya gelirse de konuşacağım. Türkiye inanılmaz bir değişime ve dönüşüme hazırlanıyor. Ve Türkiye sessiz bir devrime hazırlanıyor. Bir devri kapatıyor, o devirden ders almış ama yeni bir döneme doğru yürümek için heyecanla bir karar aşamasına gelmiş. Ve köye de gidiyorum, esnafa da gidiyorum, iş adamlarıyla da görüşüyorum, toplumun birçok kesimiyle görüşüyorum. Türkiye artık büyük bir değişim ve dönüşüme hazır. Bunun heyecanıyla önüne konacak olan sandığı bekliyor. Yeri gelmişken onu da sorayım hemen. Erdoğan'ın İstanbul mitingi. Tanıttığımda izleyicilerimize söyledik konuşacağız diye. 4-5 bin katılım oldu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Çünkü siz yine geçmişten bu yana Erdoğan'ı çok yakından takip ediyorsunuz. O ilk dönemlerdeki mitinglerine tanık olduğunuz, yaşadınız. Nasıl okudunuz? Meydanlar ne söylüyor? Ona gelmeden şöyle bir mesaj vereyim isterseniz. Tabii ben AKP'nin seçime hazırlandığı dönemde aktif olarak rol aldım. Aslında AKP seçime gitmeden aday adaylığından istifa etmiştim ama şartlar yeniden devam etmeyi gündeme getirdi ve devam ettim. Sonra da zaten hiç uzlaşamadık, bir sürü sürtüşme yaşadık. O dönemde insanların kapısını çaldığınızda insanlar gelmeyin buraya, hiç gerek yok. Ceketinizi koysanız oy vereceğiz. Gidin başka yerlere diyorlardı ve büyük bir heyecan, büyük bir beklenti vardı. Fakat bugün toplum sessiz, kararlı ve gözleri öfke dolu. Ve toplum büyük bir ders vermeye hazırlanıyor. Bunu açıkça görmeniz mümkün. Gidin köylere, köylü kan ağlıyor. Gidin esnafa, esnaf kan ağlıyor. İş adamları ızdırap içerisinde. Tabii tabanın, alanın psikolojisini okumak son derece önemli. Ben o Saraçhane'yi çok iyi bilirim. Benim muayenehanem oradaydı. Yani o bölgedeydi. Evet, mitingin yapıldı alan. Evet, yani, evet. Oraya çok yakın. Birkaç yüz metre ve orayı çok iyi bilirim. Yıllarca orada çalıştım. İstanbul'da Vakıf Kurabiye Hastanesi'nde hekimlik yaptım. Erdoğan'la da hukukumun olduğu bir dönem. Bir tarihi bir anekdot aslında. Bunu belki izleyiciler bilmiyordur. Erdoğan cezaevine benim muayenehanemden gitti. Öyle mi? Tabii. Kendisini muayenehanemde misafir ettim. Uzunca bir süre kaldı. Yemek yedik, sohbet ettik. Ve oradan kendisini otobüse bindirerek Pınarhisar'a götürdük. O zamanki kalabalık Erdoğan'ın 15 Temmuz'da topladığı kalabalıktan çok ama çok daha fazlaydı. Heyecan dolu, umut dolu, kararlılık dolu bir kalabalıktı. İşte o kalabalık Erdoğan iktidara götürdü. Bugün Saraçhane'yi dolduran, bütün imkana rağmen, iktidar gücüne rağmen o Saraçhane'yi dolduran duygularını kaybetmiş, heyecanını kaybetmiş topluluk aslında Erdoğan'a bir mesaj veriyor. Artık diyor senin dönemin bitti. Bir devir kapanıyor mesajı veriyor. İstanbul gibi AKP'nin bir zamanlar kalesi olmuş, çeyrek asır yönettiği bir büyük vilayette, bir metropolde 4-5 bin kişiyi ve heyecansız bir topluluğu ancak toplayabilen bir AKP için bu süreçte okunacak ve anlaşılacak bir tek mesaj vardır. Artık toplum kararını vermiştir. Bunu Erdoğan nasıl okur bilmiyorum, nasıl değerlendirir bilmiyorum. Bir başka noktayı da anlatmama müsaade edin.
Erdoğan aslında hatırlayacaksınız 15 Temmuz'dan sonra bir yeni kapı ruhuyla yola çıktı. Muhalefet parti liderlerini de yanına aldı. Bir toplumsal dinamizm oluşturdu o zaman. Bir birliktelik vardı. Fakat bu sefer Erdoğan o sönük, heyecanını kaybetmiş ve bir anlamda da AKP iktidarını götürmeye karar vermiş o topluluğu görünce belki de biraz da içgüdüsel bir refleksle muhalefete saldırdı. Ekonomide yaşanan sıkıntıların temel sorumlusu olarak bir zamanlar Gezi'yi gösteriyordu. Ondan sonra 15 Temmuz'u göstermeye başladı ve Türkiye'deki bugün enflasyon probleminin temel sebebinin 15 Temmuz olduğunu vurguladı. Ve toplumdaki o heyecansızlığı ve duygu kaybını görünce bu sefer muhalefete saldırmaya başladı. Onu taklit eden etrafındakiler de hatırlayacaksınız Twitter'lardan ve diğer sosyal medya hesaplarından saldırmaya devam ettiler. Bu aslında bir tükenişin öyküsüdür. Bu artık yok oluşun ve bir devrin kapanışın hazin bir hikayesidir. Söyleyecek sözleri kalmadı topluma çünkü. Evet, yani mitlere dayanıyorlar, dini retoriklere dayanıyorlar ve bir takım menkıbe siyasetiyle insanları etkilemeye çalışıyorlar. Bu yetmeyince ayrıştırma diline sahip oluyorlar ve insanları tekrar kamplaştırmaya, ayrıştırmaya, öfke siyasetine sarılıyorlar. Ama bunların hiçbirisinin toplumsal bir karşılığı yok. Büyük bir beklenti var toplumda. Karar vermiş, artık bir devri kapatıyor ama bilmek istiyor. Gelenler bize ne yapacak? Evet. Nasıl bir karar? Bunu bilmek istiyor ve herhalde burada siyasetin iletişim dilini muhalefet çok daha halkla rahat iletişim kurabilecek bir şekilde kullanması gerekiyor. Çiftçi, köylü büyük bir beklenti içerisinde. Evet, konuşacağız. Erdoğan Toprak konuğumuz olacak, konuşacağız. Sayın Başkan. Şimdi büyük bir yağma talan düzeni var, bunu söyledik. Ege'nin bütün kıyılarında var. Ama hakikaten çok direnen, bilinçli ve toplumun da arkasından gittiği yerel yöneticiler var. Bunu da açıkça söylemek lazım. Hem burada Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı hem de ilçe başkanları gerçekten neredeyse adım attırmıyorlar bu yağma sürecine. Muğla'nın %65'inde maden ruhsatı var. Yani gerçekten... Ve akıllara zarar. İnsan okuduğu zaman inanamıyorsunuz. Yani. Bütün kıyılar, orman alanlarının altı aslında yani bu yönetim olmasa, yerel yönetimler Cumhuriyet Halk Partisi'nde olmasa sevgili seyirciler, %65'ini düşünemiyorsunuz. Muğla gibi bir cennet coğrafyanın %65'i ay şeyine dönecek. Ay üstüne dönecek yani. Ay yüzeyi gibi olacak. Böyle bir iktidardan söz ediyoruz. Sizin talebinizde ne yapacaksınız? Yani buradaki sivil toplumla mı hareket edeceksiniz? Nasıl direneceksiniz bu rant sürecine? Biz zaten hem meslek odalarıyla beraber, TMOK'la, Mimarlar Odası'yla, Şehir Plancıları Odası'yla hep birlikte hareket ediyoruz zaten bu süreçte. Parti örgütümüzle beraber yine ve toplumu harekete geçirmeye çalışıyoruz. Biraz önce Haluk Vekilim'in söylediği çok doğruydu tabii ki. Toplumun refleks burada sergilemesi lazım. Yani çünkü burası artık hani insanların yaşayabileceği bir ortamdan çıkıyor yavaş yavaş. Zaten ciddi bir su sorunumuz var, ciddi bir trafik sorunumuz var, altyapı sorunumuz var. Bodrum bir yarımada, daha fazla büyümesi imkansız. Evet. O yüzden buraya atılacak her temel, vurulacak her kazma yeni sorunlara yol açacaktır. Ve yavaş yavaş bizim de gözümüzde turizm potansiyeli eriyor. Çünkü kentsel sorunların yaşadığı bir kentte ya da bir turizm destinasyonunda kimse tatil yapmak istemez. Yani 2,5 saat trafikte kalacak. Ondan sonra kıyılarda gidip bir işgalle karşılaşacak. Denize giremeyecek. Ya da gürültü ya da başka türlü inşaat, betonlaşmış bir kentte hiç kimse açıkçası tatil yapmak istemez. Biz doğal değerlerimizle var olmak istiyoruz. Tarihi değerlerimizle var olmak istiyoruz. Kültürümüzle var olmak istiyoruz. Gastronomimizle var olmak istiyoruz Bodrum'da. Yani zaten bu kültür burada var. Eğer bu şekilde devam ederse bu kültür de yozlaşacak. Yavaş yavaş. Bu kadar yüklenirsek bu coğrafyaya o da gidecek. Bakın şimdi elimdeki notta 1.563.000 kilometrekare 38 adet taşınmaza tekabül ediyor. Şu anda özelleştirme idaresinin portföyünde satışta görünüyor Bodrum'da. Evet. Yani bu kadar inanılmaz bir alandan söz şimdi ediyoruz. Yani. Burada tabii iki türlü iş var. Bir büyüksüzleştirme meselesi bence bu. Yani nasıl biz bütün ülkemizin, cumhuriyetin kazanımlarını satarak, özelleştirerek hepsini elimizden çıkardık. İşte Katarlara sattık ya da el değiştirerek farklı
yine unsurlara gitti. Şimdi de siz kamu arazileri de satıyorsunuz. Böylece geniş halk kitleleri tamamen mülksüz kalıyor. Yani bir de düşünün, işin evet, o boyutu da var. Yani siz şimdi ihtiyacınız olan kamu arazilerinde, mesela benim şu anda Bodrum'da en büyük ihtiyacım bir kamu personelinin kalacağı lojman. Evet. Şu anda kiralar yüzünden burada kamu personeli yaşamak istemiyor. Evet. Ondan sonra yani Bodrum sürgün yeri gibi kamu personelinin, evet, açısından. Çünkü gerçekten inanılmaz fiyatlar. Hizmet sektöründe çalışan yine ara elemanlar, onların da şu anda burada yaşaması artık imkansız hale geldi. Bizim kamu arazilerini en azından değerlendireceksek, bari hem kamu personeli için hem de hizmet sektöründe çalışanlar için uygun evet, konaklama. Yani kamu yararına uygun değerlendirelim. Tabii, yandaşların evet, yararına olmasın diyorsunuz. Evet, evet. Yani buralar, bu satılan yerler tamamen kamunun elinden çıkıyor ve özel mülke konu oluyor artık. Yani bu o güzel koylar, işte Cennet Koy gibi ya da diğer satılan birçok yer gibi. Evet. Buralar özel mülke konu oluyor ve Bodrum'da zaten şu anda o çatışmalar başladı. Yavaş yavaş kamusal alanların yavaş yavaş elden çıkmasıyla beraber bu da daha da büyüyerek devam edecektir diye düşünüyorum. Sayın Başkan, hemen son olarak şunu da sormak isterim. Turizm sezonundayız şu anda. Evet. Nasıl geçiyor? Yani turizm şu anda yabancı açısından, biz tekrar Avrupa'ya döndük. İngiltere, Fransa, Almanya gibi bizim ana aslında pazarlarımız da eskiden. Onlara tekrar geri dönüyoruz. Polonya, Çekoslovakya, biraz daha Avrupa'ya doğru döndük. İşte Rusya ile Ukrayna krizinden dolayı zaten Rusya kısıtlı, Ukrayna hiç gelemedi bu yıl. Ama yerli turizm açısından maalesef rakamlar hiç iyi değil. Çünkü şu andaki fiyatlarla bizim yerlimizin tatil yapması imkansız hale geldi. Evet, çok pahalı. Tabii. Yani, çok pahalı. Evet, tabii ki belli bir krem de la krem bir kesim var. Onlar zaten Bodrum'un biraz daha nitelikli bölgelerinde tatillerini yapabiliyorlar. Ama asıl bizim Bodrum'daki hedefimiz olan Türkiye'nin beyaz yakalıları, yani orta sınıf, şu anda kalmadı zaten. Türkiye'de orta sınıf diye bir şey kalmadı. O yüzden onların bir Ankara'dan Bodrum'a, İstanbul'dan Bodrum'a uçakla ya da karayoluyla gelmesi bile imkansız. Yani sadece gidiş geliş masrafları bir asgari ücreti aşıyor. Evet. O kadar. Arkasından otel fiyatları, girdi maliyetlerinin çok ciddi bir şekilde artmasıyla beraber o da çok yüksek seviyelerde şu anda. Yani bir insanın, bir ailenin gelip burada tatil yapması bir yıllık kazancına eşit duruma gelir neredeyse. O yüzden yerli turizm açısından sıkıntımız var. Yabancıda da 2019 rakamlarına yaklaşmış durumdayız. Yani 2019 rakamlarından bir %20 şu anda aşağıdayız. Ama yabancı turizm yeniden bu kurların da haliyle, evet, Türkiye ucuzlaştı. Seviyesiyle yani, evet, ucuzlaştı. Yabancılar için, yani bu güzel dolar, değerlerimizi çok ucuza için yabancılara maalesef satıyoruz. Adam da şaşırıyor. Yani gelip burada bir alışveriş yapıyor. Evet. Bizim 3000 liramız onun 30 lirası gibi bir para ediyor artık yani. Öyle bir duruma geldi. 30 lirayla, onun kendi 30 lirasıyla 3000 evet, liralık hizmet alıyor burada. Evet. Maalesef. Maalesef Sayın Başkan, yani bir sömürge ülkesi durumuna düştük gibi. Hakikaten kendi kıyımıza, kendi denizimize giremez. Kendi doğal güzelliklerimizi yaşayamaz haldeyiz. Aşırı pahalılıktan, gerçekten dolar ve euronun aşırı yüksekliği yabancılar için Türkiye'yi tırnak içine bir cennet haline getirdi. Bu arada çok sayıda soru geliyor izleyicilerimizden. Sayın Çömez, hemen onu size sorup Sayın Pekşen'e söz vereceğim. Metin Külünk'ün açıklamaları da bugün çok konuşuldu. Onu da hızla değerlendirmek isterim. Sevgili seyirciler, belki bilmiyorsunuzdur. Metin Külünk ciddi şekilde eleştirdi AKP iktidarını ve neredeyse bütün eleştirilerin altına biz de imza atarız. Öyle değerlendirmeler yaptı. Ne oldu? Nereden çıktı? Bu nasıl okuyorsunuz? AKP içerisinde değişik gruplar var, klikler var. Yeni jenerasyon olup bitenin farkında değil ve yeni jenerasyon sadece Erdoğan'ı taklit etmekle meşgul. Erdoğan eğer mitinglerde biraz dilini sertleştirmişse, onlar da Twitter hesaplarından muhalefet liderlerine, Varank'ın olduğu gibi saldırmaya başlıyor. Ancak AKP içerisinde uzun yıllardır bulunan kimi isimler olabilecekleri iyi okuyorlar. Erdoğan'ı iyi tanıyorlar, Türkiye'nin geldiği noktayı iyi görüyorlar ve bununla ilgili bir anlamda pozisyon alıyorlar. Geçtiğimiz aylarda Bülent Arınç'la başladı biliyorsunuz. Evet. Daha sonra Hüseyin Çelik, Cemil Çiçek ona keza bir takım açıklamalarda bulundu kendi üslubuna göre. Metin Külünk de bunlara eklendi bugün itibarıyla. Söylediği şeyler doğru, önemli eleştiriler getirdi. Bir anlamda aslında Erdoğan'a mesaj veriyor. Bak diyor, görmüyorsun, yanındaki insanlar seni uyarmıyor.
Ben sana bir anlamda dostluk yapıyorum, arkadaşlık yapıyorum. Durum vahim, haberiniz olsun yani diyor. Yani zenginlerin ve yandaşların partisi olduk dedi açıkça. Yani orta gelirliği, ama doğru. Orta gelir grubunu, dar gelirliği kaybettik, karşımıza aldık. Zenginlerin tarafında yer alıyoruz, rantiyenin tarafındayız diye bu şekilde ifadeler kullandı, şaşırdık. Metin Külünk'ü cesaretlendiren şey konuştuğu arkadaşları. Bakın ben bir sürü AKP'liyle görüşüyorum. Aktif milletvekili olan arkadaşlarım var. Eskiden milletvekilliği yapmış olanlar var. Hepsi aynı şeyi söylüyor. İstisnasız Metin Külünk'ün söylediği, iddia ettiği ya da ifade ettiği eleştirilerin hepsi aynı şekilde altına imza atar. Metin Külünk bir anlamda onların sesi oldu ve Erdoğan'a mesaj veriyor yanlış yoldasınız diye. Öte yandan gidişatı o da gördü diğer tecrübeli abileri gibi ve AKP'nin şu anda büyük bir oy kaybı içerisinde olduğunu, eridiğini gördü. Yarın belki yeniden AKP içerisinde siyasete devam edecek olursa, ben zamanında söylemiştim, uyarmıştım, benim dediklerimi görmediler, okumadılar, anlamadılar, işte o sebeple iktidar gitti diyebilmek için aslında bugün bu mesajlar veriliyor. Aslında herkes olan biteni görüyor. Yani gidişatı da görüyor. Sadece büyük bir çoğunluk sessiz bir şekilde kaderine rıza gösteriyor. Hep söylüyorum, bürokratlara sesleniyorum. AKP'li siyasetçilere sesleniyorum. Çok az bir zamanınız kaldı. Kalkın konuşun, söyleyin, vicdanınızın sesini dinleyin, yüreğinizin sesini dinleyin. Birçoğunuz önümüzdeki dönemde parlamentoda olmayacaksınız. İddia ile söylüyorum, bugün AKP sıralarında siyaset yapan milletvekillerinin yarısından çoğu bir sonraki dönemde olmayacak. Bürokratların önemli bir kısmı olmayacak. Çocuklarınızın yüzüne huzurla ve rahatlıkla bakabilmek istiyorsanız, akşam yatağa, yastığa başınızı huzurla koyabilmek istiyorsanız çıkın konuşun. O koltuklar gelip gidecek. O koltuklar bugün var, yarın yok. O taktığınız rozetler bugün var, yarın yok. Ama siz bu topraklarda var olmak istiyorsanız ve huzurla, mutlulukla yolunuza devam etmek istiyorsanız vicdanınızın sesini dinleyin ve çıkın konuşun. Evet, çok teşekkürler. Yine çok sayıda soru geliyor, yoğun bilgi var. Sevgili seyirciler, çok teşekkür ederiz ilginize. Sayın Pekşen, yargı, yani yargı mensuplarından da geliyor, onun da altını çizeyim, bazıları dostlarımız. Çok ciddi hukukun siyasallaşmasından rahatsızlık duyan, bizim burada konuştuğumuz konular noktasında da yani o mesleğe ait olmaktan da tırnak içinde utanç duyan aslında çok değerli yargı mensupları da var. Yani savcılar var, hakimler var, yüksek yargıçlar var ki bazılarını tanıyoruz, hala çok dik duran isimler var. Ne oluyor yargıda, bir şey var mı, çözülme ya da bir seçim yaklaşırken bir dönüşüm var mı? Çünkü zaman zaman oradan da doğru kararlar çıkmaya başladı. Şimdi sevgili Tuncay, yalnızca yargı değil, yani devletin organik yapısı içerisinde olan herkes, bunun içerisinde kamu bürokrasisi, kurumlar, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri, sendikalar, bunların tamamı bir şeye bakarlar. Bugün yapılacak olan seçimde iktidar el değiştirecekse bu onların bütün tutumlarını, bütün uygulamalarını değiştirir. Doğal olarak bir ülkede muhalefet iktidarı her an indirebilecek bir güç odağı haline gelmeli. Bunu sağlayamadığınız sürece ne yargıda tam ideal bir yargılama beklentisi içerisine girmeniz, ne kamu düzeninde, kamu kurumlarında bu sonucu elde etmeniz mümkün değildir. Çünkü kamu kurumlarında da o kurumu yöneten bürokratın siyasal baskıya tek başına direnmesinin mümkün olmadığını hepimiz biliyoruz. Ya meslek kuruluşlarında bu farklı mı? Ya da sendikalarda farklı mı? Şimdi söylüyoruz işte, bu kadar atıp tutuyoruz. Peki cennet koyundaki imar planını yapanlar mimarlar değil mi? Çevre plancıları değil mi? Haritacılar değil mi? Şehir planlamacıları değil mi? Evet. Bunun altına imza atacak, evet, inşaat mühendisleri değil mi? Bunlar meslek odaları mensupları değiller mi? Doğal olarak kısacası yarın iktidarın değişebileceği algısını, gücünü muhalefet koyar. Eğer güçlü bir muhalefetseniz ve yarın ben bu iktidarı indiririm ve indirdiğimde de bu hukuksuzlukların, bu çürümüşlüklerin hesabını tereddütsüz sorarım algısını kamuoyuna yerleştirirseniz, o zaman bürokrat da tereddütsüz görevini yapmaya çalışır, yargıç da görevini yapmaya çalışır. Hatta daha cansiperane yapar, çünkü yarın kendisine o yapmış olduğu görevle bir
kamuda pozisyon tarifi yapar. Ben bu yolsuzluklara direndiğim için bu kamu bürokrasisinin içerisinde mağdur edildim. Şimdi hakkımı istiyorum diye yarın gelebilir. Eskiden sevgili Tuncay, işte 12 Eylül dönemleri, 12 Eylül öncesi dönemlerde sinemalarda afişlerin üzerinde kocaman Danıştay kararı diye yazardık. Danıştay kararıyla. Eğer bir sinema afişinin üzerine Danıştay kararıyla yazıyorsa o sinema filmi diğer filmlerden daha fazla ilgi çekerdi. Niye? Çünkü orada belli ki bir siyasal söylem de var, bir başka bakış açısı var ve toplum onlara o dönemlerde daha çok ilgi gösteriyordu ve onları daha çok satın alıyordu. O hizmeti daha çok satın alıyordu. Şimdi siz yarın öbür gün Türkiye'de işte belediye hizmetlerinden yararlanacaksanız o halde şunu bileceksiniz ki bu belediyenin yapmış olduğu bütün iş ve işlemler herhangi bir şekilde bir kamu düzeni ihlali içermeden yapılıyordur. İşte belediye görevleri veya kaymakamlık görevleri ilçe içerisinde belli bir yasal düzene oturduğu zaman o yasal düzene oturmuş olan göreve karşı bir baskı oluşturulması mümkün değildir. Ama bunu eğer siz yapmazsanız yarın öbür gün iktidarın değiştirme ihtimali de çok zayıfsa o zaman bahsettiğiniz gibi herkes canın istediği gibi yapabilir. Yargıç da oradan kendine bir pozisyon kollayabilir. Türkiye'de veya dünyanın başka bir ülkesinde eğer iddianız bir hukuksuzluk ise hukuksuzluğu nasıl yeneceksiniz? Hukuksuzluğu yenmenin yolu nedir? Hukuk yener. Tek yolu hukuktur. Başka bir yolu yok. Hukuku inşa edeceksiniz ve onu mutlaka uygulanabilir hale getireceksiniz. Türkiye bu anlamda son derece birikimli bir ülkedir. Türkiye'de her şeyi yeniden inşa etmeniz gerekiyorsa siyasal partilerin de yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Eğer siyasal partileri yeniden inşa etmezseniz hiçbir şeyi yeniden inşa edemezsiniz. Çünkü bir devlet eğer demokrasi içerisinde kendini geleceğe hazırlayacak ise bunun birinci hamlesi parti içerisinde demokrasidir. Çünkü bürokratta, yargıçta, işte çiftçide, işçide, köylüde, kasapta, manavda herkes şunu bilecek. Ben yarın bu ülkenin kaderine söz söyleyebileceğim bir siyasal sürecin içerisine girebilirim. Bu bana sağlanmış bir haktır. Evet. Doğal olarak partilerin organik yapılarını güçlendirecek olan da budur. Mesela şöyle düşünün sevgili Tuncay. Partici demokrasidir diyor. İşte şöyle düşünün. Şimdi Ankara'da bir tane Mimarlar Odası Başkanı. Gerçekten ben hayranlıkla takip ediyorum kendisini. İnanılmaz mücadele etti. 20 yıldır Ankara Mimarlar Odası müthiş bir mücadelenin içerisinde. Bu haksızlık etmeyelim. Diğer odalarda da çok ciddi mücadeleler var ama orada bir oda başkanının neler yapabileceğini görüyorsun. Şimdi Mimarlar Odası Başkanı kalksa dese ki ya ben işte Ankara için Ankara'nın imar planına olağanüstü katkılar sağladım. Bütün ekibimle, kadromla işte bu anlamda çok ciddi bir emek ortaya koydum. Kamuoyunda da büyük takdir aldım. Ben siyasetçi olayım. Ülkeme de hizmet edeyim dese şansı var mı? Yok. Onun şansını sağlamayan da Türkiye'deki siyasi partiler yasası ve o siyasi partiler yasasının Türkiye'yi taşıdığı durumdur. Yani ülkeyi yeniden inşa etmenin başlangıç noktası ülkenin güçlü kadroları toparlayabilecek, çekim merkezi haline getirebilecek siyasal partilere ve sivil toplum örgütlerine ihtiyaç vardır. Dünyanın gelişmiş ülkelerde siyasi partilere bakın, temelini sivil toplum örgütleri oluşturuyor. İsveç niye çok güçlü? Japonya niye çok güçlü? Ya da Norveç ya da Danimarka niye çok güçlü? Güçlü olmasının nedeni çok güçlü sivil toplum örgütleri var. Çok güçlü meslek kuruluşları var. Onlar siyaseti besliyorlar ve o siyasetin içerisinde örgütsel yapı o ülkede her şeyi yeniden inşa etme başarısını gösterebiliyor. Ama siz burada işte bilmem ne aşiretinden aday gösterip oradan işte iki tane milletvekili almayı garantiliyorsanız geçmiş olsun. Ülkenizde birçok şeyi gözden geçirmeniz gerekiyor. Bütün bunları tek tek aşama aşama yapmadığınız sürece kendinizi kandırırsınız. Biz 70 yıldır Türkiye'de 70 yıldır demokrasi mücadelesi veriyoruz. Bak sevgili Tuncay, bugün yapılanların hepsi demokrasi mücadelesidir. Evet. Tam 70 yıldır bu mücadeleyi veriyoruz. Ama ne hikmetse 70 yılın sonunda bugün konuştuğumuz şey Taliban ve Afganistan. Öyle değil mi? Evet. Şimdi bakıyorum Türkiye'de çok ciddi bir Talibanlaşma var, çok ciddi bir Afganistanlaşma var. Peki sorsak ya çıksak bugün Bodrum'un, hani bırakın Bodrum'u ya, Erzurum'a gitsek, Bayburt'a gitsek, daha radikal işte Sakarya'ya gitsek,
olan kentimize desek ki ya gel bak Afganistan'a gönderelim seni orada yaşa. Bir tek Allah'ın kulu kabul eder mi? Etmez. Etmez. Peki siz Afganistan'daki o yaşam kalitesini kabul etmiyorsunuz ama kendi ülkenize Afganistan'ın o vahim standarttaki yaşam biçimini ithal edildiğinde de buna sessiz kalıyorsunuz. Üniversitenizde bir tane ne yüdüğü belirsiz hilkat garibesi bir tip gelmiş orada. Öğretim veya üyesi, hastanenizde öğretmen. Öğretim üyesi gerçekten mezun mudur değil midir belli değil. Diplomasının nereden alındığı da şaibeli, araştırdığınız da yok. Tamamen bir siyasal organik yapı oluşturmak amacıyla. Evet. Hastanenize ithal ettiğiniz bu tiplerle ülkeniz her alanda zangır zangır titriyor, silkeleniyor ve çürümenin içerisine doğru itikleniyor ve hepimiz bunlara giderek alışıyoruz. Evet, yani tam o kurbağa sendromundaki gibi ama bunu hep şöyle yapıyoruz. Efendim zaten biz değiliz AKP seçmeni. Yani asıl kabahatli de o. Değil sevgili Tuncay. Oradan baktığımız sürece bir 70 yıl daha bu demokrasi mücadelesi gider. Bakılması gereken yer AKP seçmeni değil. Hepimiz bulunduğumuz yerden bakacağız. Herkes bulunduğu yerden bakacak. Biz ne kadar nasıl demokrasiye katkı verebileceğimiz, verdiğimiz, evet, yaptıklarımızla, uyguladıklarımızla ortaya konulmadığı sürece, koyamadığımız sürece, doğruları konuşmadığımız, ya bir gün ben de buradan sıyırırım pozisyonunu o aslanı içimizde beslediğimiz sürece daha çok 70 yıl besleriz, bekleriz. Çok Türkiye'de siyasetin çürümesinin en büyük nedeni herkesin içerisinde bir gün ben de aslanı yatıyor. Her gün hepimiz diyoruz ki ulan yarın bana da bir fırsat çıkar bu düzenin, siyasal düzenin içerisinde lan ben de bir sıyırırım aradan diye bir beklenti, evet, içerisindeyiz. O beklenti bunu, gerçekleri bunu, söylenmesine engel oluyor diyorsunuz. Bunu yenmediğimiz sürece bunu yenecek olan da dünyada bu ilk defa keşfedilmiş bir şey değildir. Binlerdir yıldır 2500 yıl önce Roma'da yapmışlar. Bunu yapmanın tek yolu demokrasiyi önce sivil toplumda, sonra parti içerisinde, sonra da ülkenin her yerinde inşa etmek. Çok teşekkür. Süremizi açtık ama Sayın Başkan, öncelikle çok teşekkürler misafirperverleğiniz için. Ben teşekkür ederim. Saat başında 10 dakika sonra Sayın Erdoğan Toprak'la birlikte Türkiye'nin önemli meselelerini hızla konuşacağız ama son sözü size vermek istiyorum. Mesajlarınız olabilir. Birçok sorum da vardı size ama zaman kalmadı. Özellikle bütçesel anlamda. Yani size çay kaşığıyla bütçe verip devasa işler bekleniyor. Hem Büyükşehir Belediyesi'nde aynı şey söz konusu, hem ilçe belediyelerinde aynı, evet, şey söz konusu. Belki bu konuda bir şey söyleyerek tamamlarsınız. Biz şikayetçi değiliz bu konuda. Sayın Genel Başkanımız her zaman söyler, mazeret uydurmayın, çalışın. Biz hiç mazerete sığınmıyoruz burada. Bütçesel konuları da açarız, onda da sıkıntı yok. Bodrum'un şu anda geldiği tek aşama bir nüfus artışı ve bir dönüşüm aşaması. Biz onu yönetiyoruz şu anda. 2019'da ben göreve geldiğimde nüfusumuz bizim 200 bin civarındaydı. 181 bin 400'dü resmi nüfus. 200-220 bin civarında da değişken nüfusumuz vardı. Ama şu anda 187 bin civarında yine resmi nüfus var. 450 bin de artık kalıcı bir değişken nüfus burada, evet, yaşıyor. Yazın peki 1 milyon 400 arası bayramlara göre değişiyor. Tabii ki bu hizmet yükümüzü arttırdı. Ama asıl burada ihtiyaç şu anda altyapıda. En büyük problem kanalizasyon, enerji, internet, iletişim ve içme suyu, evet, altyapısı. Bununla ilgili çalışmalar da Büyükşehir Belediyemiz tarafından şu anda sürdürülüyor. Yani tarihinin en büyük yatırımını Bodrum şu anda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 1 milyar neredeyse 70 milyonluk bir altyapı hamlesiyle yapıyor. Evet. Şimdi şu anda yaklaşık 4 tane biyolojik arıtma tesisi yapılıyor ve 300 kilometreye yakın da 320 kilometre civarında da kanalizasyon teşkilatı şu anda döşeniyor Bodrum Yarımadası'nda. Tabii ki hizmet mağduriyeti de yaratabiliyor. Evet. Yollarımızla ilgili bazı şikayetlerimiz var. Halkımız tamamen haklıdır. Ama 2022'nin Temmuz ayında, yani bu sene bu Temmuz'da, 2023'ün Mart ayında ve 2023'ün Temmuz ayında bitecek taahhütler var. Bu taahhütler bittikçe, altyapılar tamamlandıkça biz yollarımızı da yapacağız. Halkımıza rahat, huzurlu yaşayabileceği bir kent de sağlayacağız. Bu konuda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kararlıyız. Bodrum'un bu sorunlarını, bu büyüyen tabii ki Bodrum'un sorunlarını çözmeye
talip olduk ve bunları yapacağız. En büyük problem şu anda yaşadığımız problem bu. Evet, ama bir de şöyle çok özür dilerim onu da söyleyeyim. İşte imar planlarıyla şu anda ortaya konan projeksiyonun üzerine bir de böyle mesela işte Ağolu projesi de aynı şeydi. Evet. Yani diyordu ki 12 bin anahtar vereceğim. 12 bin anahtar ne demek? En az 3 kişiden konut başında 35 bin ekstra nüfus demek. Evet. Şimdi 1 milyon metrekarelik yerde de Ortakent'te mesela. Tabii, aynı yol. Nereden baksanız gene hadi o kadar değildir de 3'te 1'i kadar yani 10-12 bin nüfus da oraya getirmeyi planlıyorlar. Evet, evet. Yani düşünün. Yani bunlar bizim imar planlarımızda 100 binliklerde de hiçbir zaman hedeflenmemiş bunlar. Bizim 2025'teki 100 binlik plandaki nüfus projeksiyonumuz 324 bin. Ama şu anda 450 binden bahsediyorum. Evet. O yüzden sıkıntılarımız bunlar. Ama bunları aşmakta da kararlıyız. Hiçbir mazerete sığınmaya da çok teşekkürler. Yani biraz daha sabır, altyapı bitecek, evet. Asfaltlar gelecek ve Bodrum rahatlayacak. En azından temiz denizlerde uzun süreli. Çok haklısınız. Değil mi? Trafikle yani geleceğe, şu anda geleceğe yatırım yapılıyor. Tabii ki. Uzun süreli ve temiz denizlerde insanlar denize girebilecekler. Düşünün. Çok doğru. Sevgili seyirciler bunları söylerken düşünün Bodrum cennet gibi bir yer ama altyapısı yok, kanalizasyonu yoktu yani bugüne kadar. Daha yeni yapılıyor. Yani kanalizasyon yok ne demek? O kanalizasyonla ilgili o akıntı denize boşaltılıyordu bugüne kadar. Şimdi onlar düzeltiliyor. %40'ında vardı sadece. Evet. Şu ana evet. kadar. Şu anda yapılan yatırımla %91'in üzerine evet. çıktı. O yüzden biraz sabretmek lazım. Tabii, tabii. Çünkü bu tabii. kök sorun kısa zamanda bitecek. Evet. Sayın Çöpme, size de hemen söz vereceğim. Reji çok uyarıyor. Hiç uzatmayayım. Cümle, evet. Sorunlar çok. Günlerce, gecelerce konuşsak bitiremeyiz. Ama çözüm tek. Sandık. Şimdi burada hepimize tarihi bir görev düşüyor ve sandığa gidip o sandıktan millet iradesini çıkartıp bir devri kapatıp yeni ufuklara yol almak gerekiyor. Biz bu seçimlerde sadece kendi istikbalimizi değil, çocuklarımızın istikbalini oylayacağız ve Türkiye'nin geleceğini oylayacağız. O sebeple çok önemli bir dönemeçteyiz ve inanıyorum ki Türkiye aydınlık yarınlara umutla yürüyecek. Ben bu sözü söylerken sadece Türkiye'nin içinden değil, dışarıdan bakarak konuşuyorum. İngiltere'den bakarak konuşuyorum. Dünyanın en zengin, dünyanın en güzel, en bereketli coğrafyasındayız ve en dinamik, en çalışkan halkına sahibiz. Bu iş olacak. Az kaldı.